gittiği işe tam pikniklik yer. İşte buna içilir. Ha? Aa, o da ne? Aa, neydi acaba? Burada kimse var mı? Bir şey duyduğuma yemin edebilirim. Bir dakika. İşte yine o ses. Bak. Ah, orada mahsur kalmış. Ne yapsam acaba? Ah, ufak bir balon operasyonu yapalım o zaman. Az kaldı. Tamamdır. İşte sepetin geliyor kedicik. Gerçekten uçuyor bak. Sen dur orada sadece, tamam mı? İçine atlamaya hazır mısın? Hadi korkma. Atla hadi işte. Ah, evet, gel bakalım buraya. Artık güvendesin. Şimdiden seni çok sevdim. Nihayet tamamıyla kendime ait bir cuma gecesi. Ha, bu da ne? Kanepemde tüy mü var? Yoksa bu senden mi? İyi ki elimde bu var. İşte hepsini topladım. Böyle çok daha iyi. Ha? Ama nasıl oldu bu? Her yerim tüy olmuş yine. Günaydın. Bu ağız kokusundan kurtulmam lazım. Yok artık. Nasıl oldu bu? Aa, yaramaz şey seni. Günün en sevdiğim öğünü. Yani kahvaltı. Yine mi? Buna bir son vermem lazım. Bir dakika. Aa, buldum. Evet, ne yapacağımızı biliyoruz. Aa, teşekkür ederim. Oo, muhteşem. Hoşuna gitti mi? Yeni en iyi arkadaşına merhaba de. Artık eşyalarımın üstü yerine bütün tüyler burada toplanacak. Bir dakika. Bunu kullanabilirim. Hepsini bir araya topluyoruz. Bak, küçük bir beyzbol şapkası yaptım. Bence harika oldu. Sanırım eski alışkanlıklar kolay değişmiyor. Ah, bu drajeler çok güzelmiş. 1 milyon tane yiyebilirim. Aa, kedicik. Moyim, şuna bak. Aa, zavallı ufaklık. Sence bu drajelerden ister mi? Buraya gel kedicik. Hadi afiyet olsun. Aa, istemiyor musun? Sanırım şekerleme sevmiyor. Evet. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Belki de ufaklık daha çok jelibon seviyordur. Aa, ya da sevmiyordur. Aa, bu neden aklıma gelmedi ki? Kediler balık yerler. Aa, doğru ya. O zaman işte sana balık. Aa, bunu da mı sevmiyorsun? Artık ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Aa, bir dakika. Ha, işte bu. Ha? Bu arkadaşa merhaba de. Bu da ne böyle? Bu balık ezmesi aleti. Gözlerin ziyafete hazır olsun. O yedikçe daha çok sıkacağım. Yaşasın, temas kuruldu. Aa, aferin sana oğlum. Aa, çok tatlı. Bak, dudaklarını yalıyor. Sonunda işi çözdük. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bak ne diyeceğim. Tüylerin perişan görünüyor. Bence seni temizlemeliyiz. Kıpırdama. Bu tatlı ne? Yanlış mı yaptım? Boş yapıyorum ya. Dilim takmaydı. Gerçekten yalıyor olamazdım herhalde. Mükemmelsin kedicik. Sana bütün gün sarılabilirim. Yumuşacık ve sevimlisin. Oh, elbiseme bak. Her yerde tüy var. Bir arama yapmam lazım. Yardıma ihtiyacım var. Durum çok kötü. Sen mi aradın? Bu yetmez. Tam aradığın şey de bende. Bu küçük alet tüm tüyleri toplayacak. Geride tek bir tüy bile kalmayacak. Bana güven. Bunu daha önce de yaptım. Vay, inanılmaz. Çok tüylü bir kediymiş. İğrenç. Uzak tut şunu. Ha, dur bakalım. Ne yapıyorsun? Bunu senin için yaptım. Aa, tam bir dahisin. Bunu hak ettin. Teşekkürler. Bana teşekkür etme. Gerece teşekkür et. Sen çok güzelsin. Yani kendine bir bak. Tıpkı benim gibisin ama daha çok tüyün var. Ama söz. Evet hanımefendi. Ah,
kendimi biraz gergin hissediyorum. Oo, para en sevdiğim. Hadi şu stresi alalım. Dört gözle bekliyorum. Evet, tam orası. Of, işim çok zor. Aa, çok daha iyiyim. Aa, bir şey daha var. Kediyi unuttun. Neyi unutmuşum? Ha, öyle diyorsan. Benim için bir zevk. Ne kadar zor olabilir ki? Nasıl bir duygu? Çok iyi değil mi? Hadi bir dakika, biri beni arıyor. Üzgünüm, bir kediye masaj yapmakla meşgulüm. Evet, bir kediye. Üzgünüm, gitmem gerek. Ama paramı geri istiyorum. Ha, bunu söyleyeceğini düşünmüştüm. Hadi ver şunu. Ama parayı severim. Aa, bekle. Senin için bir şeyim var. Ha? Bu da ne? Aa, dur bir saniye. Ha, şuna bak. Bu tam da ihtiyacım olan şey. Deneyelim bakalım. Çok güzel görünüyor. Kendi üstümde de deneyebilirim. Rahat mısın bakalım? En iyisini hak ediyorsun. Selam, ben Wanty Trigo'dan Emily. Bu kedi masaj aleti harika bir şey. Kaçırma, hemen siparişini ver. Kedin kendisini harika hissedecek. Daha ne istersin? Bu şakaları hiç tutmadı. Ama şu masaj aleti çok tatlı görünüyor. Kesinlikle almalıyız. Kımıldama. Gizli para depomu açacağım. Hah, işte burada. Ama daha fazlasına ihtiyacım var. Ding dong. Buralarda biraz daha olacaktı. Gel bakalım. Bir kumbara alsam iyi olabilir. Ama bu daha iyi bir sistem gibi geliyor. Sanırım hepsi bu kadar. Hepsi ne kadar oldu? Ha, çok da değil. Üzgünüm kedi. Masaj aleti alamıyoruz. Bir fikrim var. Hemen dönüyorum. Şuna bak. Kendi masaj aletimiz. Buna bayılacaksın. Hem de son teknoloji. Gelecek nihayet kapımızda. Şaka yapıyordum. İçinde elim vardı. Ama bütün gereçlerden daha iyidir bence. Evet, işte bu. Bak, burada bir tane daha var. Güzelsin kızım. Şimdi saçımı tarayacağım. Hızlıca yüzümüze bir bakalım. Korkma, uzun sürmeyecek. İyi oldu. Artık buna ihtiyacım yok. Hangi çantayı taksam? Bu çok şirin görünüyor. Çok emin olamadım ama. Yok, bunu almayacağım. Bunu hep sevmişimdir. Ama geçen hafta kullandım. İşte buldum. İşte bu. Şık ve tarz sahibi. Tüm eşyalarım için yeterli alanı da var. Eşyalarımı yerleştireyim artık. Paraya ihtiyacım olacak tabii. İçine koyalım. Başka ne var? Bolca altın iyi gider. Çok da ağırmış. En önemli şeye gelelim. Seni unutamam. Rahatına bak bakalım burada. Manzaralı bir oda. Sanırım hazır. Kahya. Çıkmak üzereyiz. Evet hanımefendi. Elbette hanımefendi. Bunun için yeterli para almıyorum. Yapacak bir şey yok. Ya, çok sevimli görünüyorsun. Çantamı hazırlasam iyi olacak. Sadece gerekli olanları alacağım. Bakalım. Buna ihtiyacım olacak. Sevimli panda oyuncağım. O da benimle geliyor. Son olarak da en iyi arkadaşım. Gir çantaya bakalım. Yerim biraz sıkışık olabilir. Fermuarını da çekelim. Bir şey unutuyormuşum gibi hissediyorum. Bir yere kaybolma. Uzun sürmeyecek. Yastığını unutmak üzereydim. Bu çantada bir kedi yok muydu? Bu çanta sihirli mi? Yanında bir delik varmış. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Buraya gel. O sırt çantasını tekrar kullanamayız. Buldum. Bunu daha önce düşünmeliydim. Kafanı buradan çıkar. Rahat değil mi? Kaka yapman yeter. Kes şunu. Geri gel. Gıdıklıyor. Hayır, oraya girme. Ciddiyim. Tamam, kötü bir fikirmiş. Dur. Buldum işte. Şu küreyi kullanabilirim. Yani yarısını. Bu işimizi görecektir. Neyi bekliyorum ki? Hadi yapalım şunu. Sırt çantasını düz bir zemine koyacağım. Küreyi de buraya koyacağım. Sonra etrafını keseceğim. Çantanın alt kısmına daha küçük bir daire yaptım. Şimdi onları keseceğim. Çizgileri takip etmem gerekiyor. Çok zor olmamalı.
Sonra bir tutkal tabancasına ihtiyacım var. Deliğin kenarlarına yapıştırıcı süreceğim. Sarı keçeten bir daire kesmiştim. Etrafına küçük üçgenler yaptım. Bunu diğer dairelere de yapacağım. Bunu sırt çantasının içine koyacağım. Onu sağlam almalıyım. Küçük üçgenleri geri katlayıp üstüne yapıştırıcı sürüp küreğe yapıştırıyorum. Hepsini sırayla büküp yerlerine yapıştıracağım. Sonra da iki sarı üçgeni kesip buraya yapıştıracağım. İşte budur. Harika oldu değil mi? Şık bir şekilde seyahat edeceksin tatlım. Ne düşünüyorsun? Seveceğinden eminim. Her şeyi de görebileceksin. Ya müthiş oldu. Harika görünüyor. Hadi gidelim bakalım. Ama cidden kaç kilosun ya? Egzersiz yapmaya başlamalıyım. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Hayat budur ya. Köpeğiyle takılan huzurlu bir adam. Daha iyisi olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Ne? Bu da neydi? Ne diyorsun? Kapılarını hediye bırakmışız. Hadi gidelim. Gel Rocky. Sen çok iyi bir köpeksin. Çok mutluyum. Hiçbir şey bunu bozamaz. Ne? Bu ne? İğrenç. Ortada bırakamam ama. Temizlemem gerekecek. Neyse ki her zaman hazırlıklıyımdır. Poşeti tutacağın üzerinden geçirelim. Hadi bakalım. Kakayı tutacağız. Ve ellerimizi kirletmeyeceğiz. Çok kolay. Ay berbat kokuyor. Çöpe gidebilir. Buradaki işimiz bitti. Aferin ufaklık. Hadi gidelim. Hayır, benim tek boynuzum. Uyan güzel. Fırsat bu fırsat. Onu uyandırmam gerek. Umarım bu işe yarar. Geliyor. Ne oldu? Çok acıttı. Uyuyakalmış olmalıyım. Kola. Tam ihtiyacım olan şey. Ferahladım. Neye bakıyorsun sen? Bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Dur. Tasma kırılmış. Bunu düzeltmemiz gerek. Biraz paraya ihtiyacım olacak. Bu olmaz. Üzgünüm, 5 parasızım. Neyse. Dur. Bir fikrim var. Evet, bu işe yarayabilir. Kola kutularının kapaklarına ihtiyacım olacak. Sonra onları bir bağcığa geçireceğim. Bağcığı iki delikten birden geçireceğim. İkinci kapağı da ekleyelim. Sonra bağcığı geri geçirmek gerekiyor. Aynen böyle. Diğer tarafa da aynısını yapacağım. Sıkıca çekeceğim. Sonra da fazla kapak ekleyebilirim. Bunu bağcık boyunca yapacağım. Sanırım oldu. Şuna bir bak. Sana tasma yaptım. Umarım beğenirsin. Bakalım nasıl görünecek. Mükemmel oldu. Çok havalı görünüyorsun. Bunu hak ediyorsun. Bu küpeleri ne dersin? Yok. Bu kolye çok güzelmiş. Resmen parlıyor. Bana çok yakıştı. Selam kızım. Kolyemi istiyorsun. Peki. Zaten hep harika bir zevke sahiptin. Dur bakalım. Emin olamadım. Başka bir şey deneyeceğim. İncileri çok sevmiyorsun demek. Bir şeyleri de beğen canım. Ya da oyun oynayabiliriz. Yakala. Hayır. Ne yaptım ben? Umarım canın yanmamıştır. İyi misin? Bir daha yapmayacağım söz. Dur bir saniye. Bu yumuşak topları kullanabilirim. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Harika bir küpek aksesuarı olacak. Önce bir iğne ve iplik alacağım. İğneyi topların içinden geçireceğim. Sonra da ipi çekeceğim. Düşmesinler diye ipin ucuna bir düğüm attım. Şimdi biraz daha top ekleyeceğim. Renkleri değiştireceğim. İpi tamamen doldurmak istiyorum. Sonra da daire yapacağım. Uçları birbirine bağlayacağım. Vay bayıldım. Al bakalım. Müthiş görünüyorsun. Zaten emindim. Çok sevimli oldun. Gerçi hep öylesin zaten. Hadi. Ne? Biri beni mi arıyor? Emily yazmış. Buraya geleceğini ummuştum. Burayı bu halde görmemeli. Hem de hızlıca. Neyi bekliyorum ben? Ne kadar zor olabilir ki? Böyle daha iyi oldu. Dikkat dikkat. Güzel. Bu da oldu. Sırada ne var? Bunu çöpe atıyoruz. Bence tamamdır. Başardım. Ne? Bu da ne?
Oh, şu tüylere bak. Oh, çok fazla var. Ve hepsinin suçlusu belli. Sensin. Bana nasıl böyle ihanet edersin? Bunun için zamanım yok. Of, dur biraz. Ne yapacağımı biliyorum. Bu lastik eldivene su püskürteceğim. Islak olduğundan emin olayım. Sonra kılları şöylece toplayacağım. Vay, işe yarıyor bak. Bunu neden daha önce düşünmedim ki? Çok hızlı ve kolay oldu. Bence tamam. Ah, Emine geldi. Ah, tüyleri şuraya koyalım. Doğal davranacağım. Selam Emine. Buluşmayı dört gözle bekliyordum. Aa, cips. Sakıncası yoksa. Bu da ne? Aa, Matthew. Neler oluyor? Aa, açıklayabilirim. Hop. Peki, garipmiş. Sen iyi misin? Evet, ama dişlerimi fırçalamam gerekiyor. Parti için hazırlansam iyi olacak. Yapacak çok işim var. Aa, bu çok tatlıymış. Güzel oldu bak. Pastaya geçelim. Aa, çok güzel kokuyor. Karnımı acıktırdı. Şimdi de hazırlanayım. Parti şapkalarına bayılırım. Aa, çok eğlenceliler. Çok yakıştı. Bence hazırım. Çok heyecanlandım şimdi. Sarıl bana. Eminim çok eğleneceğiz. Ah, olamaz. Elbisem. Aa, tüyle kaplanmış. Tam bir felaket ve parti başlamak üzere. Aa, ne yapacağım ben? Şuna bak. Şuna bak. Ha, parti mahvoldu. Ha? Ne oluyor? Aa, yardım mı edeceksin? Seni takip mi edeyim? Aa, ne oldu peki? Aa, bu da ne böyle? Bana hediye almışsın. Ya, zahmet etmeseydin. Çok naziksin. Tamam, açıyorum. Hayır, yok artık. Tam da ihtiyacım olan şey. Şuna bakın çocuklar. Bunu açıp elbisemin üzerinde gezdireceğim. Tüm tüyleri topluyor. Çok kullanışlı minik bir gereç. Elbisem yeni gibi oldu. Endişelenmeye gerek yok. Sanırım budur. Vay, tüylerden kurtulduk. Partiye yeniden hazırım. Ve sabırsızlanıyorum. Sen olmasan ne yapardım? Mindy, hoş geldin. Hayatta kaçırmazdım. Mutlu yıllar. Ya, ne şirin bir köpek. Aynen değil mi? Tam bir minnoş. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Girmesek mi ya? Ürkütücü görünüyor. Macera duygun nerede? Aa, haklısın, girelim. Aa, çok heyecanlandım. Aa, şunlara bak. Burada kim yaşıyor ki? Aa, bilmiyorum. Yıllardır terk edilmiş durumda. Dur bakalım. Aa, bu da ne? Aa, inanamıyorum. Bu bir hamster. Hatta mavi mavi parlıyor. Hey, izin verir misin? Şuna bir bakacağım. Ne oldu? Ah, kutu kıpırdadı. Hayalet falan mı var? Bilmiyorum ama dikkatli ol. Hadi bakalım. Ya, ne sevimli bir köpek yavrusu. Bizde kalabilir mi? Senin adın artık prenses. Burası evcil hayvan dükkanı gibi. Hey küçük adam, iyi misin? Gel buraya, zarar vermeyeceğim. Sana bir isim vermeliyiz. Hmm, dişlek diyebiliriz. Yalnızken korkmuş olmalısın. Ne oluyor? Aa, neredeyiz biz? Ben bilmiyorum. Ama işte buradayız hep birlikte. Duydun mu? Biz bir aileyiz. Bu müthiş olacak. Ne? Dişlek nereye gitti? Hayır, burada değil. Hmm, bu yeterince sevimli değil. Ah, hiç iz yok. Sandalyenin altında değil. Dişliği gördün mü? Bir saniye. Dur. Dur. Ne? Oh, neredeyse üstüne basıyordum. Seni kaybettiğimi sandım. Seni güvenli bir yere koymalıyım. Vay, şu akvaryuma bak. Çok güzeller. Hmm, bu bana bir fikir verdi. Bunu nasıl yaptım hiç bilmiyorum ama şikayet etmiyorum. Buraya girebilirsin dişlek. Buradan kaçamazsın. Balık kokusu için üzgünüm. Hmm, pek hamster dostu sayılmaz. Ama konforlu hale getirmeliyim. Ne yapacağımı buldum. Bir kat boya ihtiyaç var. Cama dalgalar çizeceğim. Beğendin mi dişlik? Orada dur prenses. Küçük bir market terapisi yapabiliriz. Bu siteye bayılacaksın. Alabildiğin kadar ağla ama kredi kartımı az kullan.
Aa, olmadı mı? Seni neşelendirmiyor mu? Aa, buldum. Sana yatacak bir yer lazım. Çok ateşli olacak. Vay, bu mangal da harika olur. Hey prenses, şuna bak. Kendini evinde hisset. Ne düşünüyorsun? Umarım beğenirsin. Ah, beğeneceğini biliyordum. Merak etme dişlek. Neredeyse bitirdim. Mükemmel olsun istiyorum. Bunu hak ediyorsun. Tamam, benim işim bitti. Vay, seni harika bir iş. Teşekkürler. Akvaryumla yaptığın şeye de bayıldım. Orada iyi misin dişlek? Sıkılmış görünüyorsun. Biraz eğlenceye ihtiyacın var. Film izlemek ister misin? Hayır mı, yoksa kitap hamsteri misin? Ha, tamam. Hmm, acaba... Aa, ne yapacağımı biliyorum. Bir şeyler çağırmam lazım. Ay, işe yaradı. Küçük bir hamster Skyder'a. Evet, su olmadığını biliyorum ama deneyebilirsin. Vay, çok cesursun. Devam et. Çok eğleneceksin. Yüksek olduğunu biliyorum ama güven bana, seveceksin. İşte budur. Kaydıraktan kaymak istemiyor musun? Hiç sorun değil. Yapabileceğin daha çok şey var. Oo, epey iddialıyız. Dikkatli ol dişlek. Oo, çok cesursun. Selam seni. Ya, harika görünüyor. Ama prenses buna sığmazdı. Ben de ona bir şeyler yapabilirim. Bir düşüneyim. Kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Hmm, burada ne varmış? Aa, bu ilginç görünüyor. Ama bizim tarzımız değil. Yenilenmesi gerekecek. Hadi işe koyulalım. Önce sprey boya ihtiyacım var. Elbette kırmızı kullanıyorum. Şimdiden daha iyi görünüyor. Ben sprey kutusu olan bir sanatçıyım. Birkaç çıkartmaya ihtiyacımız var. Oo, yakıyor. Ne dönüşüm ama. Tamam, atla. Test sürüşüne çıkmalıyız. Sıkı tutun. Haydi gidiyoruz. Yorucu gündü. Kestirmem lazım. Hey, dur. Gıdıklanıyorum. Uyumaya çalışıyorum. Of, böyle olmayacak bu. Ne düşünüyorsun? Ah, yapma. Yatağa gitmelisin. Peynir hayali kurabilirsin ya da hamsterlar. Neyse işte. Al bakalım. Ay, hiç iyi görünmüyor. Kaçma zamanı. O dişlere yaklaşmak istemezsin. Şaka yapıyorum. Bu bir yatak, yumuşacık ve rahat. İçinde keyfine bak. Ben de biraz uyuyayım artık. Umarım horlamıyorsundur dişlek. Hey, biraz sessiz olur musunuz? Bazılarımız uyumaya çalışıyor. Hiçbirini sen izlediğini hissettin mi? Aa, sen misin prenses? Uyuyamıyorsun ha? O hissi bilirim. Yatağında olman gerek. Sana yardım edeyim. Al bakalım. Şimdi gözlerini kapat. Ya, en sevdiğim kazağım. Köpek tüyüyle kaplanmış. Neyse, sonra kaldırırım. Şu an çok yorgunum. Güzellik duygusuna ihtiyacım var. İyi geceler prenses. Ay anne, yapma. Yangın söndürücü yere bırak. Ne? Bu bir yangın söndürücü değil. Tek boynuzu atmış. Aa. O da ne? Aa, ne yapıyorsun prenses? Yine kazamı mı aldın? Of, gerçekten sevmişsin. Sorun değil, senin olsun. Ama önce bazı değişiklikler yapmalıyım. Kazağı ters çevireceğim. Sonra bir iğne ve iplik alacağım. Dik dikiş becerilerimi geliştirme zamanı. Kazağın üst kısmında bir çizgi oluşturmak istiyorum. Bir koldan diğerine gidecek. Aynen böyle. Bu bittikten sonra içini dolduracağım. Dolayısıyla süper yumuşak olacaktır. Tamamen doldurmak istiyorum. Birkaç havuç daha lazım. Sonra aynı şeyi kollar için yapacağım. Prenses buna bayılacak. Doldurduktan sonra manşetleri dikeceğim. Sonra kolları kazağın etrafına katlayacağım. Harika bir köpek yatağı oldu bak. Bulutların üzerinde uyumak gibi olacak. Atla prenses. Aa, biraz kıskandım. Keşke benim yatağım da bu kadar rahat olsaydı. Tamamdır, hadi uyuyalım. O kadar işçilikten sonra çok yoruldum. Ah, tatlı rüyalar. Cipse bayılırım. Hey, bana öyle bakma. Ne istiyorsun? Cips mi istiyorsun? Bu insan yemeği. Of, bana yavru bakışı attım ha. Tamam, sana da yemek getireyim. Ama cipsler benim. Öncelikle bir mama kabı gerekecek. Ve neye benzemesi gerektiğini biliyorum. Geri çekilin, ortalığı kızıştıracağım. Bekle, işte geliyor. Ay, şuna bak.
Öyle sıradan bir kase değil, bu bir yanardağ. Ve bir bakalım bende ne var? Yanardağ dolduracağım. Aç olmalısın. Köpek maması patlaması. Şuna bak. Çok fazla oldu. Ağzın sulanıyor değil mi? Ne bekliyorsun? Gömül hadi. Unutma, hepsini bir kere de yeme. Aferin köpekçik. Cidden güzel görünüyor. Ben de dişliğe yiyecek bir şeyler vermeliyim. Hamsterlar ne yer acaba? Pizza mı sipariş etsem? Hayır, daha iyi bir fikrim var. Bir ziyafet hazırlayacağım. Bunu koyacak bir yere ihtiyacımız var. Bu dalgalar mükemmel. Şimdi onları yemeğin ne doldurabilirim? Şef senin için özel bir şeyler hazırladı. Damak tadına uyacağı garanti. Afiyet olsun. Ya yemeklerimi beğendiğin için çok mutlu oldum. Normalde her şeyi yakarım. Bundan daha bol bol yaparım. Tatlı istersen haber ver. Çok lezzetli dondurmalarım var. Hayır mı? Tatlıyı sevmez misin? Gerçekten mi? Senin kaybın. Ama sorun değil. Hey, terbiyenin takın. Masaya tırmanma. Aslına devam et. Ben çok daha kötülerini yapardım. Ne kadar iştahlısın böyle. Şunu görüyor musun Sunny? La 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 la. Hoşuna gitti mi prenses? Nasıl gidiyor Lili? Hayat hiç bu kadar iyi olmamıştı. Vay, çok sevimli Sunny. Yakıyorsun güzelim. Ya çok naziksin. Ama daha hiçbir şey görmedin. Hadi sallayalım. Hoppala ve cüppala. İşte bu. Devam et. Dans etmek beni terletiyor. Son zamanı. Büyük final zamanı. Burası çok ısındı. Bir pencere falan açabilir misin? Sauna gibi oldu. Buz gibi bir suya ihtiyacım var. Ne? Dişlik, iyi misin? Merak etme, seni soğutacağım. Bu nasıl oldu? Yardım oluyor mu? Biliyorum. Hemen döneceğim. Şuna bak. Bu seni ferahlatacaktır. Sana hamster suluğu getirdim. Şuraya koyuyorum bak. Hadi iç. İşte budur. Aferin oğluma. Çok rahatladım. Ve görünüşe göre sanide durdu. Bu iyi bir fikir. Senin de su içmen lazım prenses. Tamam, bağırma bana. Düşünüyorum. Dur, buldum. Bana bir saniye ver. Umarım işe yarar. Neredeyse tamam. Vay, harikaydı. Yemek kabına da uyuyor. Her şeyden önce estetik. Çok susamışsın. Bir şeyler yapabildiğime çok sevindim. Bence hepsi bu. Artık evinde gibisin Dişlek. Bu beni çok mutlu ediyor. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Senin için her şeyi yaparım. Nasıl gidiyor prenses? Yeterince rahat mısın? Tabii ki öylesin. Şu yatağa bir bak. Harika bir iş çıkardık. Çak. Ver bir öpücük Dişlek. Pekala, devamlılığına bakalım. Cina. Burada. Harika. Yem Mickey. Buradayım. Mükemmel. Şimdi bir bakalım. Matthew, burada mısın? Bir bakalım. Sınıfta mısın? İşte oradasın. Güzel. Bir saniye. Aman tanrım. O da ne? Adam resmen bayıldı. Ne oldu bana? Tamam. Pekala, işte benim sınıfım. Ve evcil hayvan giremez uyarısı var. Ama bizim bunu atlatmak için bir yolumuz var, değil mi Melon? Güzel, tamamen görünmez oldun. Sınıfa gizli girmenin kesinlikle harika bir çözümü. Bu kalemun teknolojisini kullanmanın zamanıdır. İşte, ihtiyaç duyduğum tüm gereçler burada. Giyinip şu işi halledelim. İşte böyle. Şimdi hazırım. Evet, şimdi düğmeye basmanın zamanı. İşte oldu. Artık görünmezim. Aynen bu Kalemun Melon gibi. Süper. Şimdi gizlice sınıfa sızayım. Ama yine de sessiz olmam lazım. Öğretmenin beni görmesini istemiyorum. Olamaz. Umarım kendimi ele vermemişimdir. O ses de neydi? Hiçbir şey göremiyorum. Herhalde bir şey değildir. Ya da ben hayal gördüm herhalde. Evet, hala buradayım.
Az kalsın yakalanıyordum. Ramak kalmıştı. Pekala, devam etsem iyi olur. Öncekinden daha dikkatli olmam lazım yalnız. Oo, olamaz. Öğlen yediğim dürüm işleri biraz zorlaştırıyor. Of, karnım. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ne? Bu koku da nedir? Ben mi yaptım? Hayır, hiç öyle sanmıyorum. Herhalde çöpten geliyordur. Çok iyi kurtardım. Süper kahraman gibi bir şey oldum. Ya da belki de bir süper casus. İşte kapı. Neredeyse içerideyim. Gidip açayım. Ha? Bu kapı az evvel kendi kendine mi açıldı? Sanırım hayır. Evet, başardım. Sınıfa girmeyi başardım. Yardımın için sağ ol Melon. Hadi bakalım, sırada bir mola verelim. Ama kimseye nasıl yaptığımızı anlatma, olur mu? Beden eğitimi dersine hazırım. Görünüşe bakılırsa etrafta kimsecikler yok. Harika, bir bakalım. İhtiyacım olan şey bu değil. Bir tişört daha. Aradığım bu da değil. İşte burada. Amerikan futbol topum. Beden eğitimi dersi bunsuz olmaz. Bu aslında evcil hayvanım taşıdığım şey. Merhaba Charlotte. Derse erken gelen öğrencileri severim. Evet, tabii. Ders için hazırsın değil mi? Şu futbol topuna bir bakayım. Hadi ama at şunu bana. Sağ olun, almayayım. Ne? Hadi ama, ver şunu bana. Yeter ama, onu hemen bana ver. Olmaz, bu benim, ısrar etmeyin. Tanrım, tuhaf davranmayı keser misin? Bu sadece bir futbol topu. Bir dakika, bu nedir, fermuar mı? Bu çok garip. Bu da nedir? Sen bunun içinde bir şey mi saklıyorsun? Bir dakika, boş mu? Olamaz. Al bakalım topunu geri. Charlotte, neredesin? Nereye gittin? Buralarda bir yerde olmalı. Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Bir dakika, oradaki örümcek ipeği mi? Bunu takip etmem lazım. Bu beni ona götürür. Kaçtığına inanamıyorum. Sınıfa girmiş olmalı. Olamaz. Sorun çok büyük. Hayır, olamaz. Charlotte, insanları ana düşünme konusunda seninle ne konuşmuştuk? Beni buradan kurtar. Bunun için üzgünüm öğretmenim. İşte buradasın. Seni küçük yaramaz. O elindeki de neymiş? Kedi mi? Olmaz. Hayır, kuralları biliyorsun. Sınıfa evcil hayvan kesinlikle giremez. İstisna mümkün değil. Onu buradan çıkarman lazım. Tamam peki. Şimdi ne yapacağız ufaklık? O çok kötü biri. Bizi sınıfa sokmadığına inanamıyorum. Ama bir saniye. Şu süslemeye bak. Ve benim bir sırt çantam var. Bu işe yarayabilir. Tamam, bu çantayı, yarım küreyi ve bir kalemi kullanacağım. Şimdi bunun çevresini çizeceğim. İşte böyle. Bütün çevresini çiziyorum. Sonra bu şekli kesiyorum. Sırada tutkal tabancası var. Sadece açtığım deliğin çevresini tutkalla geçiyorum. Gereken şey için yeterince tutkal kullanman lazım. İşte oldu. Bu kadar tutkal yeter. Ve şimdi sırada yarım küreye tutkal sürmek var. Ama bunu biraz süslemem lazım. Birkaç boncuk güzel olacak. Harika, bayıldım. Gir bakalım çantaya kedicik. Seni sırtımda taşıyacağım. Artık pencereden dışarı bakabilirsin. Selam, geri geldim ve derse hazırım. Yanında o kedinin olmadığından eminsin değil mi? Onu hiçbir yerde göremediğime göre, peki artık sınıfa girebilirsin. İşte bu, sırt çantamda onu sokmayı başardım. Yani kediciğin de sınıfa girdi. Aman tanrım, kedin çok tatlıymış.
Aa, olamaz, öğretmen geliyor. Çabuk onu görmeden sakla. Pekala, görünüşe bakılırsa derse başlamanın zamanı geldi. Umarım kedini bulamaz. Pekala, bugünkü dersimize başlayalım. Ah, görünüşe bakılırsa hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şeyden kuşkulanmadı. Aman tanrım, kedicik, nereye gittin? Sorun yok, sakin ol. Onu bulacağız. Oh, şuraya bak, tam şuraya. Ufaklık olamaz. Masanın üstünde ne işin var? Oradaki gürültü de ne? Bilmem gereken bir şeyler mi oluyor? Bu da ne? Bir kedi. Senden şüphelenmekte haklıymışım. Üzgünüm. Of, bu ders çok sıkıcı. Evet, işte oldu. Ders bitti. Sonunda. Artık bir şeyler yemenin zamanı geldi. O kadar açım ki hiç bekleyemeyeceğim. Ah, keşke benim de yiyecek bir şeylerim olsaydı. Oho, bak o neler getirmiş. Bütün gün bunu yapmayı bekliyordum. Nefis. Ah, ne var? Neden bana bakıp duruyorsun? Çok acıktım. Peki o halde kendi getirdiklerini ye. Oh, bir dakika. Sana bir şey göstereceğim. Bu benim yavru kaplumbağam Tostos. Oh, aman tanrım, şunun şekerliğine bak. Biliyorum, daha o kadar küçük ki onu evde yalnız bırakamazdım. Oh, olamaz, öğretmen buraya bakıyor. Şüphelenmesin diye yemeğimi yemeye başlasam iyi olur. Sen niye yemeğini yemiyorsun bakayım? Sanırım ben de yemeğimi yemeye başlayacağım. Sen ne yapıyorsun? Olamaz. Tostosu yiyemezsin. Görünüşe bakılırsa sonuçta bir şeyler yiyorsun. Tamam, o zaman ben de yemeğime devam edebilirim. Az kalsın yakalanıyordum. Endişelenme Tostos, seni asla yiyemem. Sen benim küçük değerli prenses kaplumbağamsın. Bu çoraplarımdan bile kötü kokuyor. Git bakalım. Peynirini yiyen minik bir fare. Ne tatlı. Eminim bir eve ihtiyacı vardır. Sana ben bakacağım ufaklık. Geliyor bayım. Fareler araba kullanabiliyor muydu? Hayır, ben kullanıyorum. Onu çöpte buldum. Artık bizim. Güneş de bugün epey güçlü. Tam güneşlenme günü. Ama sıvı almayı da unutmamak gerek. Evet. Olamaz. Suyum bitmiş. Biraz ister misin? Ne iyi bir köpek babasıyım. İki arkadaşız biz. Nasıl hemen bitirdin? Bu kadar ısrar ediyorsan. Neyse ki büyük bir şişe getirmişim. Şimdi ne oldu? Yok artık. Sadece bu kadar kaldı. Ama müthiş bir fikrim var. İşe tahtayla başla. Şuraya bir çift taraflı bant yapıştır. Sonra şuraya başka bir parça tuttur. Ters çevir. Şimdi sıra suda. Şu arkası yapışkanlı cırt cırtı görüyor musun? Bu şişeyi kabın üstünde tutacak. İşte. Neredeyse kapağı unutuyordum. Su aksın bakalım. Buna bayılacaksın oğlum. Bugünkü gibi sıcak günler için harika. Bir şey değil. Yavaş iç. Ya da nasıl istersen. Bana aldırma. Of ya, oğluşumu gören var mı? Onu gördünüz mü? Böyle görünüyor. Lütfen bir tane alın. Ve bütün arkadaşlarınıza haber verin lütfen.
Evine dön. Bunun başına gelmesine asla izin vermem. Tasmana daha fazla şey yazmalıyım. Bir dakika. Ne yapacağımı buldum. Şu mumlu kağıdı görüyor musun? Ortasına biraz sıcak silikon sık. Sonra kağıttan bir köpek etiketi ekle. Şimdi üzerine daha fazla sıcak silikon sık. Bolca tepelime sıkmaktan korkma. Şimdi kurumaya bırak. Ve üzerine bir parça daha mumlu kağıt koy. İyice bastır. İşte hazır. Yani neredeyse. Dada! Mükemmel oldu. Karabinaya tuttur. Artık tasmaya takabilirsin. Artık beni asla bırakmayacaksın. Kaybolursan bu numarayı aramalarını söyle. Şimdi git oyna. Ay ne pofuduk, ne tatlısın. Seni çok seviyorum. Aa, Jared, bu akşam rock konserine gidiyoruz. İyi. Bir dakika, sen ciddi misin? Hadi mekanı yıkalım. Bu muhteşem olacak. Acayip müthiş görünmüyor muyuz? Kızlar bizim için birbirini yiyecek. Hadi gidelim. Bir dakika. Ya Mırmır Bey? Dur. Ne? Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Hadi gelebilir değil mi? Ya. Ha, bir dakika. Sırt çantamı sar mı? Önce kes. Güzel. Zincir süsleri unutmayalım. İşte. Şimdi sıra kestiğimiz kısımda. Ne düşünüyorsun? Müthiş oldu. Beğendin mi Mırmır Bey? Şimdi hadi rock yapmaya gidelim. Woohoo! Partiye hazır mısın oğlum? Köpekleri seviyorlar değil mi? Ne ben? Partilemeye hazır mısın? Hediyemi görene kadar bekle. Arabada. Aa, olamaz. Ne? Yerlerim. Şaka mı bu? Bu köpeği hemen buradan çıkar. Amanın, bütün partiyi mahvetti. Ama tabii. Bir balonun var mı? O artık küçük bir köpek patiği. Hadi bakalım oğlum. İyi görünüyorlar. Tamam, çamura dikkat et. Sonra bunları çıkarırız. Hanimiş benim oğlum. Mutlu yıllar kardeşim. Hayır, hayır, hayır. Bak, patileri temiz. Gördün mü? İyi eğlenceler ufaklık. Biliyorsun yerlerimi seviyorum. Selam. Öğle yemeği için uğrayalım dedik. Cips, onu bir tutar mısın? Hayır, oraya olmaz. Tek kalan yer burası. Bay fare sevmez. Fare demişken benimki nereye gitti? Ay oraya mı saklandın? Bunun için üzgünüm. Ama onu nereye koyayım? Hey! Harika bir fikrim var. Buldum. Bandanayı şöyle katla. Şimdi uçlarını alıp bağla. Güzel. İşte hepsi bu kadar. Hey şuna bak. Minik bir fare ama. Beğenir mi acaba? Artık onu bir daha tutmam gerekmeyecek. Burada rahatına bak. Artık ziyafete başlayabiliriz. Alex! Ne? Onun içinde ne var? Bu senin için. Yeni bir fare arkadaş. Seveceğini düşündüm.
Hiç oturacak yeri yok bunun. Belki bir şeyler ayarlayabiliriz. İzle ve öğren. Tabanımız bu popit olacak. Sonra üstüne tüpleri takıyoruz. Birer çukur atlayarak bunu çepeçevre yapıyoruz. Neredeyse bitti. Sonuncusunu da buraya koyuyorum. Sonra üstüne bir popit daha koyuyoruz. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Bu küçük bir fare kafesi oldu. Bence burayı beğenecek. Çok rahat görünüyor baba. Ama kakalarını ben temizleyemem. Ne yapıyorsun burada? Acıktın mı? Benim biraz yemeğim olacaktı. Köpekler naneli şeker yiyemez tatlım. Üzgünüm. Dur bakalım, hemen geleceğim. Köpekçik için görevdeyim. Hadi bakalım. Yeni bir gün, yine giden paralar. Çok mu tatlısın sen? Dur, çantamda biraz mama olacaktı. Bak bende ne var? Hiçbir şey yokmuş ha? Çöpten çıkan kadını aldırma tatlım. Hey, onu ilk ben gördüm. Benimle geliyor. Biz bir bağ kurduk. Yok olmaz. Benim o. Hayatını daha lüks yaşamayı hak ediyor. Bak ne kadar da mutlu oldu. Bırak onu. Neler oluyor? Bu da ne? Önce ben açıyorum. Makarna kolaymış. Rahatça yapabilirim. Tam ihtiyacım olan şey. İtalya'daki villamızda her yaz makarna yerim. Pencereye koyuyorduk değil mi? Bu kadar yeter. Şimdi de bekleyelim. Kendime zaman ayırabilmek çok güzel. Bu kokuyu alıyor musun? Olamazsa makarnam. Planladığım gibi gitmedi. Biraz kızarmış olsa da yemeğimi yaptım. Görmemiş gibi davranabilirsiniz. Benim sıram. Çiğ tavuk mu? Bununla ne yapmam gerekiyor şimdi? Dur, buldum. Hey, bu senin için. Kedim bildiğin en iyi şeftir. Önce tavuğa masaj mı yapıyorsun? Bana da bir masaj lazım. Sonra da derisine erimiş tereyağı sürelim. Biraz da baharat ve doğruca fırına. Müthiş görünüyor. Ne? Bu da ne? Bana yardımcı olman gerekiyordu. Bir arama yapmam gerekiyor. Anne, yardıma lazım. Umarım işe yarar. Annen geldi işte. Üstelik sana leziz bir tavuk yaptım. Bir öpücük alayım. Anne! Utandırma beni. Alayım şunu. Yanık makarnadan çok daha iyidir. Sana yaptım. Seni seviyorum canım. Mükemmel oldu. Öyle şatafatlı şeylere ihtiyacın yok. Bu turu kesinlikle kazanacağım. Peki. Hadi bakalım. İyice gerildim. Evet. Şaşırdım diyemem. Önce ben açabilir miyim? Peki. Hayal kırıklığı oldu. Sana ne çıktı? Açalım da öğrenelim. Güzel. Taze pişmiş ekmeğin kokusuna bayılırım. Peki. Sanırım bir sandviç yapacağım. Önce biraz marul koyalım. Bu et de mis gibi duruyor. Ve tabii ki peynir ekliyoruz. Tamamdır. Hadi deneyelim. Çok güzel olmuş. Hey! Ne oldu şimdi? O da neydi? Dikkatli ol. Köpek içinde. Peki. Biliyordum zaten. Sadece test ediyordum. Tamam. Ben ne yapacağım? Malzeme alacak param yok. Bu da ne? Ufak bir parça ekmek. Bunu kullanabilirim. Hiç yoktan iyidir. Gerçi birkaç şey daha lazım. Sunny'nin artıklarından alabilirim. Eti ekmeğin üstüne koyalım. Sonra da üstüne bu ufak marul parçasını koyalım. Pek iştah açıcı olmadı. Ama bununla olacaktır.
Peynirden bahsediyorum. Fareden değil. Dur bakalım dostum. O peynir benim. Benim dedim. Seninle sonra yeşeriz. Peki ufak peynirim ve minik rendem hazır. Ufak sandviçimi artık bitirebilirim. Çok da kötü olmadı. Kendimle gurur duydum. Kıskandın mı? İmkansız. Peki karar zamanı. Kazananımız bariz. Yuhuu. Neyse, beraber olduk. Hazır mısın? 1, 2, 3, aç. Şaka mı bu? Yiyecekler nerede? Oo, konserve mi? Bu kadarcık mı? İçinde ne olduğunu mu tahmin edeceğim? Bir sonrakinde iyi şanslar. Oo, altın torbacıklar. Bakalım içinde ne varmış? Bunda ne? İğrenç. Şaka yapıyorsun değil mi? Oo, anladım. Bugün doğum günün. Bakalım burada ne varmış? Hadi ama. Oh, zor açıldı. Bunu nasıl yiyorsun ki? Kalanını da açayım. Hepsiyle harika bir köpek yapası yapacağım. Eğlenceli olacak. Önce köpek mamasını yayalım. Her şey yolunda. Güzel görünmesi gerekiyor. Bu ödül mamalarından harika süsleme olur. Hazırım. Köpek pastası hazır. Güzel ticari fikir olurmuş. İyi para kazandırır. Müthiş görünüyor. Nasıl gidiyor Sunny? Ah, sonunda bitti. Olamaz. Kaka gibi oldu. Umarım tadı görüntüsünden daha güzeldir. Ha, bir fikrim var. Altın her şeyi güzelleştirir. Yani umarım. Şuraya koyacağım. Oo, Lili harika olmuş. Tabağım biraz ilginç duruyor. Tamam, bakalım bu turu kim kazanacak? İçimde kötü bir his var. Oo, benimkini beğendi. Kazandın mı? Biliyordum. Önden buyur. Ben de tam önce açmak istiyordum. Peki, bu artık komik değil. Bir dakika, ne yapacağımı biliyorum. Acil durumlar için gizli bir yemek sulam var. Ah, tek pirinç taneciğim. Bundan çok daha fazlası gerekecek. Hemen geliyorum. Oo, şunu alabilirim. Biraz daha var. Ne berbat masaymış. Ama daha çok pirincim oldu. Ne yapıyorsun? İzle ve öğren. Bir planım var. Pirinci pişirmem lazım. Neyse ki böyle aletlerim var. Pirinci tencereye koyalım. Önce bir karıştıralım. Tamam, güzel görünüyor. Şimdi de yuvarlamam lazım. Mükemmel. Hiç fena değiller. Oo, neredeyse unutuyordum. Bir şey daha eklemem lazım. Buldum. Hey! Yemek çubuklarıyla yemelisin. Tadam! Senin sıran. Tamam. Pişmemiş pirinç mi? Bununla ne yapacağım ki şimdi? Ha, buldum. Alo, bir sipariş vermek istiyorum. Hemen. Bununla ne yapmam lazım şimdi? Peki, neyse. Bir deneyelim bari. Balık tutmaktan nefret ederim. Aslında gayet rahatlatıcıymış. Oo, bir şey tuttum. Umarım büyük bir balıktır. Oo, şu Japon balığına bak. Yardım edebilir misin? Seni bırakırım. Sushi'yiz, gelsiniz. Oo, şu sushi'lere bak. İşte bu etkileyiciydi. Bakalım nasıl gidecek. Kendimden hep eminim. Ya, elimden geleni yaptım. Ne şirin bir tavşan. Ama şimdi daha da şirin olabilir. Hadi ama. Vay canına, işe yaradı. Ay, çok harika. Sen benimle geliyorsun. Tamam, sıra bende. Şimdi de seni büyütelim. Ama önce seni biraz parlatalım. Vay canına, çok güzelsin. Seninle çok iyi arkadaş olacağız. Hadi gidelim.
Burası senin odan olacak. Şu an biraz boş ama burası için büyük planlarım var. Ha? Sen ne yapıyorsun burada? Aa, burası benim tavşanımın odası. Aa, asla olmaz, burası bizim. Hayır, kabul etmiyorum, olmaz. Anladığını sanmıyorum. Burası bizim. Demek öyle oluyor, öyle mi? Aynen öyle oluyor. Ben kendi tarafımda, sen de kendi tarafında takılacaksın. Bu çizgiyi geçmeyi aklına bile getirme. Tamam, geçmeyiz. Şimdi yapacak işlerimiz var. Aa, nereden başlasak? Sanırım biraz ilhama ihtiyacım var. Vay canına, şu kulübelere bak. Aa, sen de bunun gibi bir şey ister misin? Ne düşünüyorsun, olmaz mı? Aa, evet, ben de pek tutmadım. Bu çok güzel işte. Buna bayıldım. Eminim sen de seveceksin. Aa, bir sürü fikrim var. Sana bir saray yapabiliriz. Burası muhteşem. Burada çok mutlu olacağız. Şu hayranlarımıza bak. Ya, ne yapıyor? Şunu hayallerinden bir uyandıralım. Hey! Aha, o da nereden çıktı şimdi? Hadi gel Coco. Yapacak bir sürü işimiz var. Hadi başlıyoruz. Bana da bazı malzemeler lazım. Of, ağırmış. Şimdi bunu kesmem lazım sanırım. Aletlerim hazır. Bir dakika. Claire ne yapıyor? Aa, her neyse, benim işim başımdan aşkın. Teste de kimin ihtiyacı var ki? Benim kendime ait bir kesme aletim var zaten. Ah, çok kolay oldu. Hiç zorlanmadım. Vay canına, çok eğlenceliydi. Bunu yapmak iyi geliyor. Şimdi bu videoyu çekişle tahtaya çakıyoruz. Hiç fena değilim gerçekten. Al bakalım, bunu da al. Oralarda neler oluyor bakayım. Bu renklerden birini seçmem lazım. İyi fikir. Bir sürü seçenek var. Hey Lulu, gel buraya. Hangi renk hoşuna gidiyor? Hadi seç birini, yardımına ihtiyacım var. Evet, ben de onu sevdim. Aa, çok zevklisin. Hadi boyamaya başlayalım. Bu renge bayıldım. Harika görünecek. Bu mavinin çok sakinleştirici bir etkisi var. Boyayı sürmek için bu ruloyu kullanacağım. Güzel, düzgün bir katman alalım şimdi. Bunu yapmak çok eğlenceli. Şimdi bu topları evimizin içine atıyoruz. Aynı fotoğraftakine benziyor. Bu talaşları yatağın altına koyuyoruz. Süs olsun diye birkaç çıkartma yapıştırıyoruz. Vay canına, güzel oldu. Ne güzel bir yuva oldu. Kulübemiz yakıyor. Neredeyse bitirdim. Ufaklığın kendini yuvasında gibi hissetmesini istiyorum. Bu da sonuncu parçamız. Umarım hoşuna gider. Bunun için çok uğraştık. İşte bu da senin evin Lulu. Çok keyifli görünüyor. Çok mutlu görünüyorsun. Çok sevindim buna. Ah, neredeyse ağlayacağım. Ha, şuna bak. Aa, harika bir kulübe olmuş. Aa, bizim de kendi çıkartmamız var. İşte onu tam buraya yapıştırıyoruz. Hey Claire, ne diyorsun eserime? Ah, lütfen sen asıl buna bak. Okşamam hoşuna gitti mi Lulu? Sana bir şey vereceğim. Bu bir kemik. Onu buraya koyuyorum. Bir sorun mu var Hazel? Benim de Coco için bir oyuncağım var. Hoşuna gideceğinden eminim. Bir dakika. Peki buna ne diyorsun? Lulu her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu çok daha güzel bir şey. Ah, hiç de değil. Bak, bendeki bu oyuncağın üstünde ödül maması bile var. Coco'nun oynarken çok karnı acıkıyor. Şimdi bundan etkilenmem mi gerekiyor? Sen bir şuna bak, kocaman bir tavuk budu. Neden onu bana gösteriyorsun şimdi? Bende havuç bile var. Tavşancıklar havuca bayılırlar. Hadi al bakalım Lulu. Bu da senin Coco. Hadi koş yakala. Yakalamaca mı oynuyorsunuz siz? Aferin oğlum, sen çok akıllı bir köpeksin. Coco da aynısını yapabilir. Şunu izle. Hadi Coco. İşte böyle. Hadi gel getir onu bana. Dur. Aa, nereye gidiyorsun? Ah, bunun üstünde biraz çalışmamız lazım. Lulu, olanları gördün mü? Çok komikti. Demek öyle. Buna ne diyorsun peki? Bak şimdi ne yapacak? Bir dakika. O su kabı mı? Bize de ondan bir tane lazım. Al bakalım Coco. Umarım susamışsındır. İçinde bolca su var bunun. Aferin sana. Aa, sevdin demek. Bak bende ne var. Bu dokumayla çalışan bir çeşme. Yani pati dokunuşuyla diyelim. Vay canına bak nasıl çalışıyor. Çok harika değil mi? Bir saniye. Bir fikrim var. Bence Hazel'a bir şaka yapabiliriz. Oh, bu çok hoşuna gidecek Lulu. Ağlamaz. Bu şey çalışmıyor. Ha? Ne oldu Claire? Ha, bu alette bir sorun var. Aa, niye bana söylüyorsun? Benim ne yapmamı istiyorsun ki? Bana yardım edebilir misin? Hayır. Lütfen benim için değil. Lulu için yap.
Of, tamam. Bir türlü çözemedim nasıl olduğunu. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Üzgünüm. Daha yakından baksana. Tamam da tam olarak sorun nedir? Aa! Şaka mıydı bu? Tüh, hiç beklediğim gibi olmadı. Evet, olmadı gerçekten. Hayır! Bunu yaptığına inanamıyorum. Hiç beklemediğim bir hareketti. Bense çok keyif aldım. Bir anda içim ferahladı. Ah, sanırım artık biraz gevşeyebiliriz. Sen ne dersin Lulu? Ha? Kucak mı istiyorsun? İşte bunu severek yapabilirim. Öpücük de mi istiyorsun? Karnın aç mı Koko? O da nedir? Daha önce görmemiştim bunu. Hadi gidip bakalım. Of, ne gündü ama. Bunca iş yordu beni. Peki ya sen? Koko? Bakın gelmeye mi başladı? Acaba bu ne? Şuna bir göz atayım. Şunu alıyorum. Vay, bu bir şeyin özelitiymiş. Ay, çok harika. Keşke burada çizilmiş şeylerden bir şey anlasaydım. Claire ne yapıyor? Hadi gidip bakalım. Tamam, sanırım artık ne yapacağımı biliyorum. Ama senin yardımın lazım Lulu. Hazır mısın? Oo, bu nedir? İlginç görünüyor. Aa, şeyi. Neyse, önemli değil. Bir saniye. Çizgiye geçmişsin. Geri git hadi. Sen ciddi miydin o konuda? Evet. Şimdi yürü bakalım. İşte böyle daha iyi. Aa, neyse, o proje ne için? Seni ilgilendirmez. Neyse, bir anda fikrim değişti. Neden sen de birini almıyorsun? Dur, senin için alayım. Zor olanını bulmam lazım. Hah, ona bunu verebilirim. Vay canına, teşekkürler Claire. İyi şanslar, çünkü ihtiyacın olacak. Çok fenayım gerçekten. Hey, bana öyle bakmayı kes. Ne var? Of, ne yargılayıcısın. Hadi bir bakalım, bu nedir? Aa, hiçbir şey anlamadım. Aa, belki üstünde biraz çalışsam bir şeyler anlayabilirim. Hadi bir deneyelim. Aa, ne kadar zor olabilir ki? Pekala, iyi bir başlangıç yaptık. Sanırım şimdi bu vidayı yine çekiçle çakıyoruz. Gel şuraya hadi. Ucu sivri uzun bir şey olsaydı daha kolay olabilirdi. Ama bu da işe yarıyor. Aa canım, bir şekilde bir kutu yarattım. Belki boyasam daha güzel görünebilir. Denemeye değer. İçine birkaç yastık koyup daha konforlu bir hale getirebilirim. Aha, ders tutuyormuşum. Şimdi bunu yere seriyorum. Sonra birkaç ölçü alıyoruz. Doğru ölçü almak önemli. Sanırım bütün ölçümler tamam. Önce tahtayı yere koyuyoruz. Bu sayede iskeleti oluşturuyoruz. Sonra da bu matkabı kullanıp parçaları birleştiriyoruz. Hoşuma gitti. Bu işimizi çok kolaylaştırıyor. Dalaşı üstünde üflüyoruz. Sonra iskelete bu kumaşı tutturuyoruz. Bu çatısı oluyor. Sonra yere bir peluş halı seriyoruz. Bence gayet güzel oldu. Şimdi son dokunuşlarımızı da yapıyoruz. Geriye tek bir şey kaldı. Üstümüzü şöyle bir değiştirelim. Çok rahat ve şık oldu. Biliyorum, güzel görünüyorum. Hadi şunu bir deneyelim. Selam. Nasıl, beğendin mi yaptığımı? Ne? Nasıl yani? Bu büyük haksızlık. Hey, senin yaptığın şey o minicik şey mi? Ne şirin. Demek öyle diyorsun. O zaman ufak bir sihir yapalım. Bu hoşuma gitti. Çok rahat oldu. Hadi bakalım Koko. Bu senin yeni yatağın. Peki ama bunun için çok uğraştım ben. Benden ne istiyorsun söyle. Belki şuraya biraz uzanabilirim. Yok, olmuyor. Yastık da işe yaramıyor. Ha? Claire uyumuş. İşte tam fırsatı. Yalnız sessiz olmam lazım. Kimsenin burada olduğum anlamasını istemem. Bebek gibi uyuyor. Ve çok da rahat görünüyor. Çok iyi böyle. İşte sana kıtır kıtır taze bir havuç Koko. İstemiyor musun? Şimdi ne yapsak? Merhaba Lulu. Ne? Ne istiyorsun? Karnım acıktı. Yazık sana. Peki, hemen geliyorum. Umarım iyi bir şeyler getirir. İşte döndüm. Kim arıyor beni? Olamazsın. Mars'mış. Alo. Hadi Koko, bu çok sağlıklı bir şey. Ne? Hadi oradan. Çok komiksin. Bu akşam mı? Yiyecek bir şeyler bulmam lazım. Umarım pahalı bir yere gideriz. Sanırım Lulu bir süre mamasını yiyemeyecek. Ha? Sen ne yapıyorsun? Bir dakika, bu aklıma bir fikir getirdi. Sen burada bekle. Önce bize bir kağıt bardak ve siyah keçeli kalem gerekiyor. Bardağın üstüne bir tavşan çiziyoruz. Çok şeker oluyor. Koko'yu anımsatıyor bana.
Yanaklarını çizmek için de mavi renkte bir kalem kullanıyoruz. Sonra bıyıklarını ekliyoruz. Şimdi sıra diğer tarafta. Şimdi bize bir elbise askısı ve daha fazla tavşan gerekiyor. Bunları birkaç ipe asıyoruz ve iplerin ucuna da bu sebzeleri bağlıyoruz. Koko! Ne? Lexi'yi de mi getiriyorsun? Aa, olmaz! Eyvah, ufu, bu yemek pek yenilebilir gibi görünmüyor. Mamanı yaktım Lulu, üzgünüm. Biliyorum, tavşan mamasını yiyor. Ah, bu inanılmaz. Merak etme Lulu, sana başka bir şey getireceğim. Ve bu sefer yakmayacağım. Umarım yani. Hey, biri yemek mi sipariş etmişti? Ne? Sanırım bu senin. Ah, bu nasıl mümkün olabilir ki? Afiyet olsun. Sanırım bu kulelerin pişirdiklerinden daha iyidir. En azından Koko mutlu görünüyor. Tamam, hadi tekrar deneyelim. Ne? Bu nereden çıktı şimdi? Bunun tek bir açıklaması var. Sen! Bana hiç bakma. Biri sipariş getirdi. Lulu telefondaydı. Aa, buna inanmamı mı bekliyorsun? Bunu nasıl yaparsın Hazel? Bak, iğne alev aldı elindeki. Dur, sana yardım edeyim. Of, pes ediyorum. Hadi bir pizza sipariş verelim bari. Ya bana uyar. Sürpriz. Ne istersen senin canım. Aa, bu boşmuş. En tatlı kimmiş? Bu da boş. Merak etme canım. İstediğini bulacaksın. Şurayı dene. Ay, ne tatlı. Bu köpeciği istiyorum. O zaman senindir. Ay, banyo yapması gerek. Ağzımı yıkamalıyım. Hadi gidelim. Seni çok seviyorum. Aa, olamaz paparaziler. Fotoğraf yok. Yine üşüşmüşler. Neyse, bari iyi yanımdan çekin. Kimse yok değil mi? Hadi bakalım. Dikkat et. Başka bir ortak edinmem gerektiğini biliyordum. Gir şuraya. Hey, burası güzelmiş. Gel. Uf. Bu canımı yakabilirdi. Şansıma kafamın üstüne düştüm. İşte bu. Bu bize ömür boyu yeter. Alabildiğini al. Bu çiçekler çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Ama çok güzel mıncıklanıyor. Değerli şeyleri alıyoruz. Pardon patron. Orada daha fazla altın var. Çabuk ol, alabildiğin her şeyi al. Sen ciddi misin ya? Bilgi de değerlidir. Şunu görüyor musun? O ne? Bilmiyorum ama çok korktum. Koru beni. Gidelim buradan. Çabuk. Ah, ne oluyor orada? Sen iyi misin kıymetlim? Amanın. Ne dağınıklık? Ne olmuş burada? Ay kıymetlim, işte buradasın. Tatlı minik köpeğim, sen iyi misin? Çok endişelendim. Pencere niye açık ya? Şşş, sessiz ol. Hey kıymetlim, hanimiş en tatlı köpecik. İşte burada. Senin için özel bir mama getirdim. Senin için en iyisi. Afiyet olsun. Ha? Çok acıkmışsın galiba. Abanın. Yani oraya nasıl çıktın? Babanı korkuttun. Peki, biraz daha alabilirsin. Daha mı? Al bakalım. Vay canına kıymetlim, çiğnemeden yutma. Sevgilim, hazırım. Ben neye bastım? Bunun burada olduğunu hatırlamıyorum. Niye kaka kokusu alıyorum? Oh, iğrenç. Aa, dahası da var. Şu yöne gidiyor. Sanırım izlesem iyi olacak. Ah, bu koku berbat. Daha da güçleniyor. Ay, bundan kurtulmalıyım. Kıymetlimin tuvalet terbiyesi alması gerek. Bir dakika. Yani bu iyi görünüyor. Spa'daki kızlar çok kıskanacak. Hadi bakalım kıymetlim. Ye şunları. Annene daha fazla altın yüzük lazım.
Bu muhteşem. Ama kokusunu halletmemiz gerek. Şuraya da bir fırça darbesi. Gerçekten iç güzelliğini yakaladım. Kıymetlim, muhteşem. Selam sevgilim. Annenin kucağına gel bakayım kıymetlim. Nihayet başyapıtım tamamlandı. Sevgilim, bu şu ana kadarki en iyi eserin. Bunun bir galeride durması gerek. Sen ne düşünüyorsun kıymetlim? Hayır mı? Sulu boyayı daha mı çok seviyorsun? Kusura bakma tatlım. Ne sert bir eleştiri. Ay! Şu yaptığıma bak. Elimden bu kadarı geldi. Bu çok üzücü. Sen in bakayım kıymetlim. Üzülme sevgilim. Sanat eserlerini her zaman satın alabilirsin. Haklısın, sonuçta ben zenginim. Ah, şuna bak. Kıymetlim, sen bir dahisin. Bu nefes kesici. Şuna bak, doğal yetenek. Siyahla beyaz arasındaki geçiş resmen mükemmel. Oo! Bu harika. Beni çok etkiledi. Ah, selam. Şekerim. Kıymetlim de müthiş görünüyor. Onu şuraya koyalım. Biraz bakım zamanı. Buna çok ihtiyacım var. Ay, gıdıkladı. Ah, manikür ne iyi geliyor. Bu tarzı seviyorum. Harika görünüyorum. Paris'ten en son moda. Oh, çok güzel görünüyorsun. Anne seni çok seviyor. İşte yine hallettim. Bunu hak ettin. Şunlara bir bakayım. Tatlım biraz az olmuş. Ah, işimi seviyorum. Ciao. Biz de tam güzellik salonundan ayrılıyorduk. Öğle yemeği mi? Harika olur. Kıymetlim. Tatlım geri dön. Nereye gitti bu? Kıymetlim. Ah, olamaz. Kıymetlim çık oradan. Üstünü başını mahvettin. Bu iğrenç. Tırnaklarımı daha yeni yaptırdım. Gel buraya. Güzel kürkün çöplerle kaplanmış. Bu yüzden işlerimi yapacak insanlar tutuyorum. Pekala, biraz eğlenme vakti. Bu kemiği yakalayabilir misin? Hadi getir. Yine mi? Bunu hallettik sanıyordum. Ah, buldum. Siz mi çağırdınız hanımefendi? Ah, evet, iyi gelmişsin. Bu kemiği yakalamanı istiyorum. Kıymetlimi eğitmeye çalışıyorum da. Yakala bakalım. Bak kıymetlim, böyle yapacaksın. Aldım hanımefendi. İşte böyle. Şimdi kıymetlime ver. Uslu çocuk. Sen de mi denemek istiyorsun? Tamam. Hadi tekrar deneyelim. Hadi bakalım kıymetlim. Sıra sende. Geliyorum küçük bey. Buyurun küçük bey. Bu nasıl küçük bey? Oldu mu? Elimden gelenin en iyisini yapıyorum küçük bey. Seninle gurur duyuyorum kıymetlim. Seninle de. İyi geliyor. Teşekkürler küçük bey. Selam millet. Şu müthiş görünümü paylaşmak için bir internete gireyim dedim. La 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 kıymetlim ne tatlısın. Ah, şuna bak. Sen dünyanın en cici köpeğisin. Oo, evet. Oo, ne çok beğeni. Bir dakika, neler oluyor? Seni bütün gün öpebilirim. Yumuşacık ve pofuduksun. Anladım. Bu bana bir fikir verdi. Vay canına. Bu müthiş. Ünlü olduk. Yani sen ünlü oldun kıymetlim. Hep bir pop yıldızı olmak istemişimdir. Herkes seni çok seviyor kıymetlim. Sen dünyanın en iyi köpeğisin. Ve tüm satışlardan %10 alıyoruz. Müthiş para kazanıyoruz.
canım, sesini duymak çok güzel. Aa, dur biraz. Sen gelsene Yumoş. Annenin konuşması lazım. Aa, dedikodular neymiş? Ay yok artık, yapmamıştır. İnanmıyorum. Bu dondurma lezizmiş. Hayır. Çok acıdı. İçtiyse dondurmam sağlam. Hayır. Dondurmam kakao aromalı olmuş. Bunu yiyemem. Bunu kim yapabilir? Biliyorum. Sen miydin? Şimdi bittin tüy yuma. Ufaklık, bana dondurma borçlusun. Ve şu an alacağım. Hey hanımefendi. Bir dakika, ne istiyorsun? Dondurma istiyorum. Köpeğin kaka yapmış. Ben de üstüne basıp neredeyse onu yiyordum. Ah tatlım, iyi misin sen? Buna vakit ayıramayacağım. Yapacak işlerim var. Ah gelmedi, gidelim. Ne? Ah bu da neydi? Ayakkabılarım iğrenç. İşte bu komikti. Çok kötü olamaz. Hey buraya gel. Benimle mi konuşuyorsun? Biraz meşgulüm. Dalga mı geçiyorsun? Her yerde kaka var. Bununla ilgili bir şeyler yapmalısın. Ha, bu benim işim değil. Ne? Anladım. Pazarlık yapmaya çalışıyorsun değil mi? Peki yapalım. Öyle diyorsanız. Hanımefendi, anlaştık diyebiliriz. Her duruma karşı hazırlıklıyım. Kakayla alakalı acil durumlarda dahil. Ne? Bununla ne yapmam gerekiyor şimdi? Benim toplamamı beklemiyorsun değil mi? Ben bu nasıl yapılır bilmem ki. Hadi bakalım. Sapından bir poşet alalım. Peki şimdilik iyi gidiyor. Sonra da sanırım buraya yerleştiriyoruz. Kaka toplama zamanı. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Aldım. O kadar da kötü değilmiş. Neyse ki kaka toplarken kimse beni görmedi. Şimdi bundan kurtulalım. Ama canına çok yetenekliyim. Yumoş, gel anneciğine. Gel, kimmiş annesinin biriciği? Senmişsin, evet senmişsin. Beni izliyor muydun? Hiç bu kadar gururlanmamıştım. Vay, bu kitap müthişmiş. Ne? Bunlar da ne? Etraf batmış. Ben anlamıyorum. Ben çıkarken temizdi. Çok garip. Olamaz. Yastık mahvolmuş. Ne oldu böyle? Dur biraz. Bu senin eserin değil mi? Tipine bak şunun, masummuş gibi. Yapacak tek şey var. O tırnakları da kesiyoruz. Çok zarar vermişsin. Hiç acımayacak mı? Hey, nereye gidiyorsun? Dursana, ciddiyim. Koşmayı hiç sevmiyorum. Hadi ama. Saçmalama artık. Kaçamazsın ki. Vazgeçiyorum. Hiç fit değilim. Daha kolay bir yol olmalıydı. Spor yapmış kadar olmayacağım bir yol. Dur bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Artık bu maskeye ihtiyacım yok. Ama şu streç filme var. Önce başımın etrafına sarayım. Şimdi de bir kaşık köpek maması alalım. Bu kadar yeter. Streç filmin üstüne sürelim. Boydan boya sürüyoruz. Bence hazırım. Hey, bak burada ne var. Hadi denesene. Güzel miymiş? Aynen öyle. Ye hepsini. Sen yerken ben de tırnaklarını keseyim. Bir daha yastık falan parçalayamayacaksın. Keşke daha önce aklıma gelseymiş. Üstelik herkes mutlu. İşimiz bitti. Dur, şunu çıkarsam iyi olacak. Köpek bambusu gibi kokmak istemiyorum. Çok kötüyüm. Köpeğimi kaybettim. Neredesin oğlum? Burada mısın? Yok, hayır. Saksının içinde misin? Burada olabileceğini düşünmüştüm. Hadi şunu, nerede olabilir ki? Pardon, köpeğimi gördünüz mü? Hayır, üzgünüm. Onsuz bir hiçim. Ne yapacağım ben şimdi? Kalbim bin bir parça. Muhtemelen yalnızdır ve korkmuştur. Hey, köpeğinizi buldum. Buyurun. Ne? Teşekkürler. Mutlu sonlara bayılırım. Evinin burası olduğunu nereden bildin? Tasması sayesinde. Arkasında adres yazıyordu. Çok işe yaradı. Evet, onu unutmuşum. Tekrar teşekkürler. İyi ki sana bir tasma yapmışız. Bir kek kalıbını kumla dolduruyoruz. Sonra da patinin izini çıkarıyoruz. Parmakları ve içi için pembe kullanıyoruz. Çok tatlı olacak.
Evet, bu kısmı neredeyse bitti. Şimdi de bu tutkalı değiştirelim. Kalanı için şeffaf tutkal kullanıyoruz. Patezinin etrafını dolduruyoruz. Neredeyse bitti. Kurumasını bekliyoruz ve çeviriyoruz. Kalıbı çıkaralım. Şimdi de kumu temizleyelim. Dikkatli olmam lazım. Kalıbın içindeki patiyi kesmek istemem. Şuna bak. Mükemmel oldu. Bir daha asla kaybolmayacaksın. Of, çok kötüyüm. Biliyorum tatlım. Kedinin de ateşi çıkmış. Korkma Mickey. Ne yapacağımı biliyorum. Üstüne limon sürmemiz lazım. Anne. Ne? Daha iyi olmak istiyorsun değil mi? Uf, sağlam ekşimiş. Başka bir şey deneyelim. Bir düşünmem lazım. Buldum. Şu soğanları ikiye bölelim. Biraz da sarımsak gerekecek. Bununla ne yapacağım ki? Yiyeyim de kurtulayım. Tatları çok kötü. Devam et. Aferin kızıma. Ne? Kedi de mi istiyor? Üzgünüm. Al bakalım. Senin için kabına koydum. Biliyorum. Ye gitsin. Ye şu sarımsağı. Neyi bekliyorsun? Aynen öyle. Çok garip ya. Hiç değilse sen sevmişsin. Sana yetişmem lazım. Bu da son sarımsak parçasıydı. Umarım işe yarar. Ne? Şu kokuyu aldın mı? Nefesim berbat olmuş. Öyle olmaz. Dişlerini fırçalamamız lazım. Nefesim birazdan temizlenecek. Şöyle rahatça otur bakalım. Hiçbir şey olmayacak. Kokusu hala geliyor. Fırçam da işte burada. Aç bakalım ağzını, başlayalım. Nasıl bir hissmiş? Bence bitti. Dur, hala kokuyor. Benimkiymiş. Çok kötü. Ben de fırçalamalıymışım. Ama bu annemin suçu. Dur bir saniye. Çok rahatladım. Çok utanç verici olabilirdi. Kontrol edelim. Naneli. İşimiz bitmiştir. Yumuşacıksın. Hadi gel gidelim. Annemin ne yaptığına bakalım. Okula hazırlansam iyi olacak. Bu da neydi? Su kabının burada ne işi var? Bitirmişsin. Böyle olmaz. Dur bakalım, hemen dolduralım. Bak burada buz gibi bir suyum var. Ağzına kadar dolduracağım. Susamış olmalısın. Tamamdır. Al, iç bakalım. Aferin kızıma. Çok tatlısın. Başka bir şey gerekirse koltukta olacağım. Çantamı hazırlamam lazım. Nereye oturdum ben? Nasıl ya? Bu nasıl mümkün olabilir? Yani cidden mi? Hepsini mi içtin yani? Peki, biraz daha koyayım o zaman. Neyse ki tuvalet eğitimin tamam. Bitkileri de sulasam iyi olur. Dur biraz. Yok artık. Kabın burada ne arıyor? Bana öyle bakma. Peki tekrar doldurayım. Hadi ama. İyice saçma olmaya başladı bu iş. Artık şaka falan yapıyor olmalısın. Neler oluyor? Bunu nasıl başarabiliyorsun? Bütünü dolduramam. Yapacak işlerim var. Justin çok güzel öpüşüyorsun. Ama nefesin. Sen Justin değilsin. Nereye gidiyorsun? Bilmem gerekirdi. Peki biraz daha su koyuyorum yine. Bu son kap, anlaşıldı mı? Güzel. Olamaz, saate bak. Geciktim, gitmem lazım. Ucu ucuna. Şu kitapları dolabıma koyayım. Çok güzel antrenmandı. Selam Mickey. Hayır. Bu sabah sen de benimle yoga'ya gelecektin Mickey. Köpeğim suyu bitecek. Bunu nasıl yapabilirim? Çok susayacak. Berbat birisiyim. Hayır, buna izin veremem. Gitmem lazım. Buradaymışsın. Çok rahatladım. Çok üzgünüm. Bir daha kabın asla boşalmayacak. Söz. Buldum. Bir arama yapmalıyım. Alo? Evet, yardımınız gerekiyor. Teşekkürler. Geldi mi? Çok hızlıydı. Bu bütün sorunlarımızı çözecek. Minik bir çeşmemiz oldu. Önce doldurmamız gerekiyor.
Köpeğimiz çok su düşkünü. O yüzden bolca su gerekecek. Sonra da bunu geri takalım. Mükemmel. Hem de çok tatlı. Üstelik doldurup durmam da gerekmiyor. Ya beğendin mi? Bunu daha önce düşünmem gerekirdi. Her şey çok daha kolay olabilirdi. Artık istemediğin kadar suyun var. Ah, çok mutluyum. Şimdi okula dönsem iyi olacak. Çok komikti. Keşke orada olsaydın. Dur, hemen geri döneceğim. Ya çok tatlısın. Burada ne yapıyorsun böyle? Evsiz misin? Gel, gel tatlım. Oh, şu güzelim gözlere bak. Çok minnoşsun ya. Benimle eve gelmek ister misin? Hep evcil bir hayvan istemişimdir. Ya dost canlısısın. Seninle çok iyi arkadaş olacağız. Biliyorum işte. Ah, elime bak, çok kirlemişsin. Seni yıkamamız lazım. Hayır, oraya girme. Ah, bu filme çok kaptırdım. Ne? Orada birisi mi var? Aha, bir şey duydum sandım. Evet, başardık. Annem burada olduğumuzu bilmiyor. Hadi seni küvete sokalım. Sorun yok, korkma. Birazdan tertemiz olacaksın ve harika kokacaksın. Bu şampuana bayılıyorum. Küveti doldurmamız lazım. Hey, o suyu içmemelisin. Neyse, kendini evinde hisset. Köpek kokusu mu alıyorum? Ya, çok garip. Ah, bu kadar yeter. Köpek bakımı dediğin böyle olur. Ay, çok şanslısın. Köpeğe bayılıyorum. Odaklan bende. Bunu sevdin değil mi? Nasıl bir hismiş? Su yeterince sıcak mı? Rahatla gitsin. Bunu hak ettin. Yoksa o köpek mi? Yok, olamaz ya. Mendiye baksam iyi olacak. Olama zamanı. Aa, neler oluyor burada? Sakın öyle yapma. Aa, Selam anne, yeni mi geldin? Bunu kullanman lazım. İşini çok daha kolaylaştıracaktır. Bu tarafını musluğa takıyoruz. Sıkıca yerleştirmen lazım. Sızıntı istemeyiz. Fırçayı da eline takıyorsun. Musluğu açalım. Bir duş başlığı olabiliyor. Aynı anda sen de temizlenebiliyorsun. Köpek buna bayıldı. Herkes mutlu. Vay canına, çok kirlemişsin. Ama sorun yok, yakında tertemiz olacaksın. Yuhuu, çok eğleniyorum. Neredeyse bitti. Teşekkürler anne. Ne? Sen de en az köpek kadar kirlisin. Aa, cidden mi? Teşekkürler anne. Köpeği kurulamamız lazım. Çok rahat görünüyor. Küveti sen temizliyorsun değil mi? Ha? Ah, ne kadar ineksin, şu haline bak. Benimle uğraşma. Ah, bugün ne yapmak istiyorsun? Bilmem, bir dakika. Şuna bir bak. Ücretsiz kedi mi? İnanılmaz. Ay, şuna bak, çok sevimli. Ha, buraya gel kedicik. Sen ne tatlısın. Ah, hey, kedi almıyoruz. Ha, lütfen, söz veriyorum, ona ben bakacağım. Sen kendine bile bakamıyorsun, olmaz. Lütfen. Çok güzel. Peki, ama kakasını ben temizlemem. Hey Mindy, onu sevmek ister misin? Hayır, ben kedici değilim. Aa, şu köpeğe bak. Sen bir kedi alıyorsun, ben de bir köpek alabilirim. Aa, evet. Yeni evine hoş geldin Robert. Şu yüzüklere bak. Onlara kulak asma Mimi. Benim için sen daima birincisin. Bu şimdiye kadarki en iyi gün. Aa, hayır annem. Aa, onları saklamalıyız. Merhaba canlarım. Ne yapıyorsunuz bakayım? O elinizdeki de ne? Ah, burnum kaşınıyor. Alerjim nüksetti. Neden bu olabilir? Mimi'ye merhaba de. Bu da Robert. Ama çok tatlı değil mi? Buna inanamıyorum. Kuralları biliyorsunuz. Evcil hayvan yasak. Unutmamanız için bunu şuraya koyuyorum. Onları evimde istemiyorum. Ama bu haksızlık. Şey Mimi, buraya kadarmış. Vedalardan nefret ederim. Seni asla unutmayacağım. Ah, gidin başka yerde ağlaşın. Rover, sen hiçbir yere gitmiyorsun. Seni burada saklayacağım. Tamam, hadi tekrar deneyelim. Ay, yok artık, buraya gel. Belki sana kılık değiştirtebilirim. Yani sanki biraz büyük anneme benziyorsun. Hey, elimden geleni yapıyorum. Mimi, ne yapıyorsun? Gitme, sana anlatmam gereken çok şey var. Senden asla vazgeçmem. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Sana yeni bir yuva yapacağım. Burada bekleyebilirsin. Merak etme, uzun sürmeyecek. Masayı desteklemek için bu ayakkabı kutularını kullanacağım.
Bir tane daha koyarsam yetecek. İyi görünüyor. Arkasına bir battaniye asacağım. Ah, güzel görünüyor. Mimi, şuna bir baksana. Bir dakika, duvarları yok. Bu bir sorun olabilir. Ama nasıl halledeceğimi biliyorum. Bana güven. Buna bak, daha iyi oldu değil mi? Peki ya şimdi? Bu çok korkunç oldu fakat fikri bayağı iyi. Peki de senin için bir yer yapmalıyız. Çok güzel oldu, sen en iyisini hak ediyorsun. Nasıl yani? Oo, görünüşe göre komşularımız var. Onlara güle güle oturun hediyesi almalıyız. Ne bakıyorsun? Betcan'a yakın değiller ama olsun. Bu iyi geliyor mu Robert? İyi bir masaj gibisi yoktur. Aa, Justin beni arıyor. Cevap vermeliyim. Bu gece dışarı çıkacağımızı tamamen unutmuşum. Selam Justin. Ben de hazırlanıyordum. Tamam, görüşürüz. Bye. Aa, acele etmeliyim. Ah, üstüm başım tüy olmuş. Böyle gidemem ki. Ah, her yer tüy. Ah, bu çok can sıkıcı. Bu kıyafeti çok seviyorum. Galiba üstümü değiştirmem gerekecek. Çabuk olmalıyım. Ah, böyle daha iyi. Ne var? Bana öyle bakma. Bu çok rahat. Peki Rover'ı ne yapacağım? Onu Chris'e bırakamam. Bir dakika. Ne yapacağımı buldum. Sadece bir iki kıyafet bulmalıyım. Bunlar olur. Deri ceketim mi? Yoksa Chris'in sade kapşonlu sweatshirt'ü mü? Sade kapşonlu sweatshirt kazanıyor. Tişörtlerinden de almalıyım. Kapşonlu sweatshirt'ü dolduruyorum. Bu kadar yeter. Şu kafatasını da kullanabilirim. Kapşonun içine yerleştiriyorum. Görünüşe göre bir köpek bakıcım oldu. Daha kötülerini görmüştüm. Hey Rover, buraya gel. Tanışmanı istediğim biri var. Bu korkunç görünümlü adam ben Justin'leyken sana bakacak. Merak etme, ısırmaz. Rover'dan bahsediyorum. Ah, işte böyle, rahatına bak. Selam Justin, buluşmayı ertelemeliyim. Acil bir durum çıktı. Chris bir tırnağını kırdı. Mimi, sen benim en iyi arkadaşımsın. Sana böyle sarılıp yatmak istiyorum. Tüylerin ne kadar yumuşak. Bekle, hayır dur. Sanırım birazını yuttum. Sırılsıklam oldum. Sorun yok. Bunun bir sevgi işareti olduğunu biliyorum. Ama üstümü değiştirmek zorundayım. Kötü kokuyorum. Bunun olduğuna inanamıyorum. Neyse, en azından kakasını yapmadı. Üstümü değiştirsem iyi olacak. Giysilerime ne oldu? O hepsi gitmiş. Şimdi ne yapacağım? Bunun tek bir çözümü var. Mindy'nin kıyafetlerini giymeliyim. Aslında bu bana yakıştı. Mimi, yine mi gitmen gerekiyor? Bekle, harika bir fikrim var. İşte hazır. Mimi, sana bir tuvalet yaptım. Hadi, artık gözlerden uzakta yapabileceksin. Bitirdin mi? Patilerini yıkamayı unutma. Seninle öyle gurur duyuyorum ki. Evet, rock. Rover gitar solosunu dinle. Çok mutlu görünüyorlar. Mimi, biz de böyle bir şey yapmalıyız. Ne dersin? Hayır mı? Müzik tutkunu değilsin, öyle değil mi? Sorun değil, başka bir şey düşünürüz. Ne yaparsak yapalım, çok eğleneceğiz. Mimi, nereye gidiyorsun? Ben de Mindy ve Rover gibi olmak istiyorum. Fakat Mimi beni hep uzaklaştırıyor. Rover çok rahat görünüyor. İşte bu. Mimi'nin daha rahat etmesini sağlamalıyım. İnternet alışverişi yapmanın zamanı geldi. Bunun mükemmel bir hediye olmasını istiyorum. Bakalım neler alabilirim. Şuna bak. Bu mükemmel. Ama çok pahalı. Tabii anne bankasına gidersen başka. Selam anneciğim. Bugün çok güzelsin. Teşekkür ederim tatlım. Fazladan harçlık alabilir miyim, merak ediyorum da. Mesela fazladan 2000 dolar. Ne? Sen ciddi misin? Çok komik. Gülmek iyi geldi. Teşekkürler Chris. Sahi mi? Bunun iyi bir fikir olduğunu biliyordum. Cüzdanıma bir bakayım. 2000 dolar mı? Sen delirdin mi? Hiç param yok, gördün mü? Evet. Yani bu hayır demek mi? Galiba yine en başa döndük. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir dakika. Annemin klasör kutusu. İşte ihtiyacım olan şey. Belki farkına varmaz. Özür dilerim anne ama bunu alıyorum. Sonra açıklarım. Gitmeliyim. Şimdi işe koyulmalıyım. Bazen kendime şaşıyorum. Mimi'ye küçük bir ev yaptım. Ama bir şey eksik. Böyle daha iyi. Vay canına, muhteşem oldu. Hey Mimi, gel de şuna bak. Çok hızlısın. Demek beğendin. Çok mutlu görünüyorsun. Seni seviyorum. Keşke yapacak bir şey olsaydı. Çok sıkıldım.
Rover bir fikrin var mı? Bekle. Aklıma bir fikir geldi. Yakalamaca oynayabiliriz. Hadi onu getir. Tamam. Çok iyiydi. Başka ne yapabiliriz? Vay canına, içler acısı. Demek spordan hoşlanmıyorsun. Belki de hayattaki basit şeylerden zevk alıyorsundur. Bu mıncıklamalık oyuncaklara ne dersin? Bak nasıl buldun? Hadi Rover, bana biraz yardım etmelisin. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Tamam, peki buna ne dersin? Evet için bir kez, hayır için iki kez avla. Ya da orada öylece yatıp beni görmezden gelebilirsin. İşleri zorlaştırıyorsun. Bu çok sinir bozucu. Sonra stresten yiyip duruyorum. Bu benim cipsim değil ki. Bu köpek maması. İğrenç. Ne oldu Rover? Atıştırmalık mı istiyorsun? Aklıma eğlenceli bir fikir geldi. Tamam, her şey hazır. Rover, hadi üç taş oynayalım. Sen bir mama seç, ben de o kareyi işaretleyeyim. İyi bir seçim. Daireyi tam buraya koyuyorum. Sıra bende. Bunu seçiyorum. Sıra sende. Emin misin? Ama karar senin. Mindy ne yapıyor? Ne kadar tatlı. Ben de bunu seçiyorum. Zorlaşmaya başladı. Hadi düşün. Kazandın. Sen ne akıllı bir köpeksin. Aferin. Ama rövanş istiyorum. Başardım. Dışarı çık bakalım prensesi pek bıyık. Seni gizlice sinemaya soktum. İyi ki seni yanımda getirebildim. Pardon. Sinemaya evcil hayvan sokmak yasaktır. İşte gösteri için biletim. Hey, uyuyor musunuz? İşte biletim. Onu içeri sokamazsınız. Evcil hayvan sokmak yasak. Ama o evcil hayvan değil ki. Vay canına, bir böcek yüzünden bayılacağını ummazdım. Sıradaki. Pekala, gösteri izleme zamanı. Selam. Başının üstünde de ne var öyle? Sanırım bir şey değildir. Kıpırdadığını gördüğüme eminim. Başınızın üstündeki ne acaba? Bir saç bantı. Öyle diyorsanız. Buyurun. Evet, tam zamanında yetiştim. Olamaz. Charlotte nereye gitti? Yerde bir örümcek var. Olamaz, beni yakaladı. İmdat, yardım edin. İşte biletim. Çok havalı, burada bir örümceğin çalıştığını bilmiyordum. Olamaz, geri döndü. Tam orada durun bakalım. Yanınızda hayvan yoktur umarım. Hayır, hiçbir şey yok. İyi, biletiniz lütfen. Bir saniye. O da kim? Vay canına, çok havalıymış. Biletim. Vücut mu çalışmış, ne yapmış? Çekileyim bari. İsterseniz önden geçebilirsiniz. Vay canına. Nasıl yardımcı olabilirim? İşte biletim. Teşekkürler. Sıradaki. Ben mi? Ama biletimi zaten aldınız ya. Bakın, parçaları ayırdınız. İyi deneme, ama bilet yoksa sinemada yok. Sen şuraya geç, yeni kısa yer aç.
Öf, neyse, ben de filmi yalnız seyrederim. Pardon, arkadaşımı dışarıya çıkarayım da. Selam Hamlet, seni sinemaya soktum. Ay, minik şirin bir hamsteri var. Bakabilir miyim lütfen? Aa, tabii buyurun. Çok sevimli ve sıcacık. Ne de yumuşacık. Harika şey. Vay canına, bir tane daha mı getirdiniz? Onu da bana verir misiniz lütfen? Hayır, Hamina bende kalacak. O en sevdiğim. Of ya, keşke benim de sevecek hamsterım olsaydı. Ah Hamina, ne minik ve şirinsin. Hey, hadi ikisini de bir araya getirelim. Çifte şirinlik. Bu izlediğim en güzel film. Ay bakın Hamlet nasıl temizleniyor. Evet, biletimi tekrar bir araya getirdim. Eyvah! Abici! Yo! Tamam. Yanınızda evcil hayvan falan yok değil mi? Hayır, çantama bakın isterseniz. Ah Elizabeth, ne komiksin. Olamaz. Hayvan sokmak yasakmış. Bir yolunu bulmalıyım. Tamam, tişörtümün içine saklan. Beni gıdıklıyorsun. Dolanıp durmayı bırak. Hey, yakalanacağız. Tamam, sizde sorun yok. Bilet lütfen. Ha, o ne yapıyor öyle? Hey, kes şunu. Ne tuhaf. Ama siz geçebilirsiniz. Ay merhaba, kusura bakmayın, heyecanlandım da. Dans etme hastalığınız falan mı var? Heyecanlanınca dans ederim de. Vay canına, aslında eğlenceli görünüyor. Dans etmeyi kim sevmez ki? Fırsat bu fırsat. Ah gitmiş. Çık bakalım. Elizabeth aferin. Hadi şimdi filmi izleyelim. Oh. Bilet lütfen. Tamamdır. Geçebilirsiniz. Ah, lütfen önümüze geçin. Çok teşekkürler. İşte biletim. Aslında sonraki seansa girsek daha iyi. Şüpheli bir şeyler var sanki. Yanınızda ev hayvanı falan yok değil mi? Hayır hayır, o benim bebeğim. Demek bebeğiniz. Olamaz, neler oluyor? İşte bebeğiniz için. Ah çok tebrikler. Merhaba cici bebek. Ay, dokunmayın. Teşekkürler. Şimdi girip filmi izleyeyim. Alın size bir ayıcık. Evet, içeri sokmayı başardım. Vay canına, ne sevimli. Hey, şu köklü bebeğe bak. Valide filmi izlemek istedi. Çünkü o çok çok cici bir bebek. Evet öyle. Ne tatlı. Ona bayıldım. Gördüm en güzel film. Şu tarayıcıyı biraz silsem iyi olur. Oh, bu harika bir açı. Durun bakalım orada. Burada bir kuralımız var. Ev hayvanı kesinlikle yasak. Aha, peki peki. Ben sadece bir fotoğrafçıyım. Fotoğraflarınızı çekebilir miyim? Evet, aynen böyle güzel. Bu pozlar harika. Modellik yapmayı bir düşünmelisiniz. Şu tarayıcı olmadan da birkaç tane çeksek mi? Harika. Böyle çok daha iyi oldu.
Oh, vay canına, çok havalı. Harika görünüyorsunuz. Gerçekten mi? Aman tanrım, o zaman devam edelim. Bir dakika. Tarayıcım nerede? Ortalık sakin mi? Öyle görünüyor. Hadi bakalım gelin. Şuradan çık bakalım. Cici Gekka, oh, sen çok tatlısın. Hey, o gerçek bir kertenkele mi? Aman almayayım. Aa, hiç bana göre değil. Sen ona bakma Cili, sen bir tanesin. Hadi bakalım rahatına bak. Cili, Cili nereye gittin? Cili! Maniküre ihtiyacım var. Ay, amanın! Aa! Of, bu işte bazen sıkıcı oluyor. Ah, işte biri geliyor. Aa, canına saçınız müthiş. Ne kadar yüksek. Yapması inanılmaz uzun sürmüştür. Ah evet. Ev hayvanı sokmak yasak. Üzerinizi aramam gerek. Hmm, saçınızda bir şey mi gizliyorsunuz acaba? Hmm, bilemedim. Bayağı şüpheli görünüyor aslında. Sanırım sorun yok. Geçebilirsiniz. Saçı yine de biraz tuhaftı. Acaba ben de saçıma bunu yapabilir miyim? Sanırım ortalık sakin. Hadi bakalım aşağıya alalım seni yumurta. Oh, vay canına, çatlamaya hazırsın anlaşılan. Oh, neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, bu müthiş. Oh, bir bebek ejderha mı? Çok havalı. Olamaz, dikkat. Canını seven kaçsın. Pardon, benim suçum ama içeride bir ejderha var. Ah, gel bakalım seni gitti. Maaşım bunun için yeterli değil. Hadi Theo, sana biraz mama bulalım. Hey, bir dakika, durun orada. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Evcil hayvan sokmak yasak. Ama bu çok cici bir kedicik değil mi? Hayır, bu bana sökmez. Cidden mi? Kabalık etmesi gerekmezdi. Hmm, senin biraz alışveriş yapmalıyım. Yanınızda hayvan var mı? Kürklü, tüylü veya pullu bir şey saklıyor musunuz? Aa, o kasketi takıp kurnazlık etmeye çalışıyorsun. Ah, işte bir yılan. Teşekkürler, almayayım. Yılanlar burada kesinlikle yasaktır. Onu alıp hemen buradan gidin. Hmm, peki ya. Evet. Ay, zavallı kolum. Aa, ben bu numarayı biliyorum. Evcil hayvanınızı benden saklayamazsınız. Ay, lütfen koluma dokunmayın. Ah, çok üzgünüm. İçeri girebilirsiniz. Ah, zavallı kız. Amma da kandı. Çık bakalım testes. Burası güvenli. Benim cici yılanım. O bir yılan mı? Ay, ya yılanları hiç sevmem. O ses de neydi? Bir şey değildi herhalde. Kimse beni geçemez. Hey, nasıl gidiyor? Ay, ne cici bir tavşan ama burada yasak. Evcil hayvan giremez. Yani cici tavşanınızı alıp gidin. Peki, endişelenme Pompon. Ah, kimse beni atlatamaz. Hey, tekrar geldim. Bu sefer yanımda tavşan yok. Hmm, kurnazlık mı yapmaya çalışıyorsunuz? Şuraya bir bakayım. Pekala. Şu basket topuna bakayım. Peki. Lütfen dikkatli olun. Bakalım hele. Şey, her şey tamam mı? Girebilir miyim yani? Pekala. İşte topunuz. Geçebilirsiniz. Bu zor oldu. Ama mağazaya sokabildim. Şu topun içinden çık bakalım. Pompon. Sen mükemmel bir tavşancıksın. Seni bulamadı. Pekala, çık bakalım. Seni kucağıma alayım. Sen dünyanın en harika tavşanısın. Şu oynayıp duran burnuna bayılıyorum. Pekala, marshmallowları ağzıma tıkayım. Aa, bir müşteri. Merhaba, alışveriş yapmaya geldim.
Pekala, hayvan giremez kuralımız var. Yanımda hayvan yok. Peki o zaman, geçebilirsiniz. Çok ağırmış ama içeri soktum. Şu marshmallow'ları da bitireyim de. Ortalıkta kimse yok. Çık dışarı Pamuk. Annemiş benim cüce oğlum. Şunlardan alalım mı ne dersin? Haklısın, iyi fikir. Hadi Tospik. Uyuyakalmış. Sanırım içeri girebiliriz o zaman. Hazır mısın? Hadi o zaman. O da kim? Kaplumbağa, bu yasak. Peki, peki. Gideriz biz de. Of, ne kötü biri. Bir dakika, bir fikrim var. Çare bu küçültme tabancası. Sıkılır Tospik. Bak ne minicik oldun. Benim minnacık. Pekala, hadi girelim şu markete. Sen cebime saklan. İkinci girişimimiz. Markete gelebilir miyim? Cademin kaplumbağanızla birlikte görmedim mi sizi? Merak etmeyin, onu eve yolladım. Yanımda kaplumbağa yok. Peki o zaman girebilirsiniz. Evet, işe yaradı. Çık bakalım Tospik. Biraz selfie çekelim. Evet, biz kankiyiz. Kameraya gülümse. Kimse beni... Tamam, kimse görmedi. Kala, sakin davran. Durun bakalım orada. Yalnızca evcil hayvan var mı diye tarama yapmalıyım. Aslında siz durun bakalım orada. Bende bu var. Burada bir yerlerde olmalı. İşte. Durun bakalım orada. O rozetten öyle. Olamaz. Evet, önemli bir şahsiyetim. Vay canına, sizinle tanışmak büyük onur. Pardon, şu sakız atayım. Buyurun, marketimize hoş geldiniz. Öylece geliverdiğine inanamıyorum. Evet, kılık değiştirmek çok işe yaradı. Pekala millet, işte içeri girdik. Sahte rozetin işe yaradığına inanabiliyor musunuz? Tamam ama sessiz olun, yakalanmayalım. Bu şarkı harika. Pekala durun. Yanınızda evcil hayvan var mı diye üstünüzü tarayacağım. Sırt çantanızı gösterin bakalım. Burada bir şey yok. Çok sıkıcı. Pekala dönün de üstünüzü tarayayım. Olamaz. Takma bıyığım. Yüzünüze ne oldu? Neyse, beni ilgilendirmez. Geçebilirsiniz. Vay canına, ucuz kurtuldum. Artık bu bıyığa ihtiyacım yok. Sen de çok iyi iş çıkardın böcü. Beyefendi, sırt çantanız. Siz beyefendi falan değilsiniz. Durun. Bu son. Sürekli açıklayıp duramam. Hazır mısın? Tamam o zaman, ödülün bu bardağın altında. Anladın mı? Onu bulman lazım. Şimdi dikkatini buraya ver. Acaba hangi bardağın altında? Bil bakalım. Birini seçmen lazım. Bakalım şanslı mısın? Aferin sana. Ama diğer bardağı seçseydin bir sürü ödül maması vardı. Çok şapşalsın. Yüzünü bir görsen. Bütün gün yaptığım tek şey sürekli temizlik. Hiç bitmiyor. Azıcık dinleneceğim. Hadi oğlum. Selam. Merhaba anne. Sırada ne var? Bir dakika. Yeri daha yeni silmiştim. Ve şu an yine kirlendi. Buna inanamıyorum. Ne gün ama. Eyvah, bu hiç iyi olmadı. Ne vardı? Yerlere bir bak. Ne olmuş ki?
Tamam, pardon. Peşinden etrafı temizlemekten bıktım artık. Birkaç tane ayak iziydi sadece. Bu haksızlık ya. Şimdi ne hissettiğimi anlıyor musun? Sen ne güzel bir şeysin. Uf, bu ağır bir iş. Ama sonunda bitti. Bak, benim bir balonum var. Evet, harikaymış. Ama sanırım patlak. Şişmiyor. Of ya, ne şapşal. Bunu yapmak zor değil ki. Bunu sevmiyorum artık. Ha, sen şişirebilirsin belki. Balonlar çocuklar içindir. Ama peki. Gördün mü? Çok kolay. Bir dakika. Bir fikrim var. Balonum! Onu çaldı. Evde kirli pati izleri olmaması için bir balon al. Sonra balonu boyun kısmından kes. Yeni bir gün ve yine temizlik yapıyorum. Merhaba anne. Aha, yine yerleri berbat edeceksin galiba. Hayır, bu sefer değil. Şirinmiş. Bunlara artık ihtiyacım yok. Hadi bakalım oğlum. Modaya uygun ve temiz. Bu çocuk için endişeleniyorum ama bu bayağı akıllıcaydı. Şimdi güzel uzun bir duş alma zamanı. Aa, sen misin? Kalk şu havluların üstünden. Onlar senin yatağın değil. Hadi yürü bakalım. Bu köpek önüne gelen her yerde uyuyor. Bunu kullanamam. Her yeri tüy olmuş. İğrenç. Ne gündü ama. Bir an evvel kendimi yatağa atayım. Cidden mi? Kötü köpek. İn oradan aşağı bakayım. Burası benim yatağım. Her yeri tüy olmuş. Ne çok tüy var. Bu tişörtten pek hoşlanmadım. Sanırım değişeceğim. Nasıl yani? Niye sürekli bunu yapıyorsun? Ama ben sana sürekli kızamam ki. Sen iyi bir köpeksin aslında. Sadece her yere tüy bırakmaktan vazgeçmelisin. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Bence bu işe yarayabilir. Düz bir yere eski bir sweatshirt'ünü koy. Sonra göğüs kısmını dik. Hey, bu işte bayağı iyisin. İpin fazlasını kes. Sonra bir yastığı alıp sweatshirt'ün içine sok. Daha sonra sweatshirt'ün altını dikip kapat. Bu bittiğinde boyun kısmından içini pamukla doldur. İç tarafın iyice dolmasına dikkat et. Aynı şeyi kollarda da yap. Kolu boylu boyunca doldur. Bu bittiğinde kol ağzına tutkal sür ve kolları birbirine yapıştır. İşte sana rahat bir köpek yatağı. Vay canına, bu harika oldu. Çok da rahat. Bunu buraya koyacağım. Hadi, sana çok rahat bir yatak yaptım. Çok güzel değil mi? Bugün çok özel bir gün. Pekala, başka yapacağım neler varmış? Ah, hala almam gereken bir hediye var. Bunu unuttuğuma inanamıyorum. Her şeyi mahvettim. Belki çabucak bir şey alabilirim. Sanırım mümkün değil. Aa, şuna bak. Çok güzelsin. Evet, öylesin. Bir şeyler yapmam lazım ama ne? Hey, şu tişörte bak. İyi görünüyor değil mi? Hayır, görünmüyor. Ciddi misin? Gözlerimi öne çıkardığını sanıyordum. Bir dakika. Ne var? Bir planım var. Hey! Sen bunu mu? Hiçbir şey görmedim. Ne isterse giyer. Bu mükemmel. Masaya karı bir karton koy. Köşelerini delmek için bir tornavida kullan. Sonra deliklerden bunun gibi metal bir tel geçir. Teli bantla yerine sabitle. Ortasını da bantla sabitle. Metal çerçevenin üstüne bir tişört geçir.
ve yerine güzelce yerleştir. Kollarını içe katla ve boyun kısmını kapı girişi yap. İşte kedim için şirin bir yuva. Düşündüğümden daha güzel oldu. Doğum günün kutlu olsun. Yuvasına bayıldı. Evim, güzel evim. Sen çok pofuduk bir oğlansın. Seni bütün gün mıncıklayabilirim. Sen dünyanın en cici köpeğisin, değil mi? Anneye yine öpücük ver bakayım. Gıdıklandım. Bu çok iğrenç. Sen ne kadardır oradasın? Her neyse. Harika görünüyorsun. Sen bir şey unutmadın mı? Tabii ya. Bu koku da nedir? Kusacağım. Ha? Parfümüm hiç fena değildir. Bu çok tuhaf. Uf, bu çok fena. Bu benden gelmiyor. Demek ki... Buraya gel oğlum. Sen neler yedin öyle? Nefesin çok kötü kokuyor. Bu konuda bir şeyler yapmamız lazım. Pekala, köpeğin nefesinin taze naneli kokma zamanıdır. Birazcık diş macunu alıyoruz. Aç bakayım ağzını, dişlerin pırıl pırıl olacak. Hadi bakalım. Niye bu kadar zor ki? Sakin dur bakayım. Lütfen aç ağzını. Pekala, pes ediyorum. Başka bir yolu olmalı. Buldum. Diş fırçasının kafasını kes. Sonra bir lastik alıp parmağına tutkal sür. Sonra diş fırçasının kafasını ona yapıştır. Şimdi gereğini yerine getirebilirim. Biraz diş macunu lazım. Hadi bunu yine deneyelim. İşte bu. Bu dişlerin tertemiz olması lazım. Artık nefesin kötü kokmayacak. Çok basitti. Sen çok cici bir çocuksun. Evet öylesin. Aa, seni çok seviyorum. Hey, şuna bak. Aa, macanına. Baba, bak ne buldum. Aa, buna inanamıyorum. Bu resmi uzun zamandır görmemiştim. Benim tatlı oğlum. Bir köpek alabilir miyiz? Olmaz da çok acı veriyor. Hayatta olmaz. Vay canına, zavallı babacığım. Çöpü çıkarmayı hatırladığım için babam benimle gurur duyacak. Aman tanrım. Sen bu bidonun arkasında mı yaşıyordun? Endişelenme, artık güvendesin. Peki babam ne diyecek? Ah, onu böylece eve alamam ki. Aa, üzgünüm ufaklık. Evet, köpek almak yok asla. Ah, gerçekten çok üzgünüm. Ha, ben ne yapıyorum? Ay, şu tatlı gözlere bak. Başka seçeneğim yok. Hadi yakala topu. Aferin oğluma. Olamaz. Hemen buraya saklan. Naomi. Efendim babacığım. Sana en sevdiğin atıştırmalığı yaptım. Aa, sağ ol. Al bakalım tatlım. Teşekkür ederim. Aa, bir şey değil. Bu nedir? Aa, hiç. İşte böyle oynuyoruz biz. Ah, sana iyi oyunlar ufaklık. Ha? Eyvah. Az evvel sepet mi havladı? Uf, olamaz. Aa. Onun bir yuvaya ihtiyacı vardı baba. Demek öyle. Gerçekten çok tatlı bir şey. Ama kirpas içinde. Dur, sana yardım edeyim ufaklık. Ben de alabilir miyim? Peki. İşte bir tane buldum. Güzel ama bir saniye. Bunu bir süredir kullanmadık. Bakalım içinde neler varmış. Ha, bir fırça. Ufaklığın güzel bir ovalanması lazım. Şimdi içine sabunu da koyalım. Eminim şu an kendini harika hissediyordur. Bu ufaklığa ufak bir masaj gibi geliyor olmalı. İşte bitti. Şimdi onu kurulayalım. İyi geldim oğlum. Eminim gelmiştir. Ha, şimdi ne yapıyoruz? Böyle ıslak kalamazsın, olmaz.
Dikkatli ol babacığım. Pekala, buna ne dersin? İşte tertemiz oldun. Artık böcek falan kalmadı. Sanırım başına gitti. Ne diyorsun oğlum? Hadi git oyna, olur mu? Bu yoksa o şey mi? Aman tanrım. Neden ben? Hadi bakalım. Sabah yürüyüşümüz başlasın. Serinmiş. Hadi hallet işin ufaklık. Güzel halletmişsin. İşte köpek sahibi olmanın pek de güzel olmayan bir yanı. İyi ki bu şeyi yanımda getirmişim. Bir torba yeterli. Yeter ki elime bulaşmasın. Pekala, şimdi sıkı dur. İşte oldu. Kokusu insanı bir anda uyandırıyor. Hadi bakalım, içeri giriyoruz. Of, şunları yıkasam iyi olacak. Bütün evi kokuttular. Çamaşır gününde görüşürüz. Ne? Bu izler de nedir? Bir açıklaman var mı, yok mu? Demek patilerin kirletti buraları. İşe yetişmem lazım. Naomi! Efendim baba. Burada ne oldu öyle? Ufaklık içeriye çamur bulaştırmış. Şimdi sıra sende. Peki. Sorun yok. Sen nereden bileceksin ki? Şimdi şu patilerini bir yıkayalım. Hayır mı? Peki ne yapacağız o zaman? Hangisini kullansam acaba? Bu şey burada ne arıyor? Sabun mu bu? Bir saniye. Sanırım bu köpek patileri için. Öncelikle içini suyla dolduruyoruz. Bu bittiğinde patini içine sokuyoruz. Acıtmayacak, merak etme. Sonra patilerini kuruluyoruz. Gördün mü, bak tertemiz oldu. Hiç fena değildi değil mi? Bir şey değil canım. Bu kadar e-posta nereden gelmiş? Benim. Şimdi olmaz. Hadi oyna benimle. İstediğini biliyorum. Naomi lütfen. Peki. Ben de kendi başıma oynarım. Çok iyi bir fikir. Tamam. Siz burada durun şimdi. İşte böyle. Oynamak mı istiyorsun? Babam çok meşgul. Peki ne yapalım? Bugünlerde kendimi işe fazla kaptırdım. Sanırım bunu telafi edebilirim. Öncelikle oyunu hazırlamamız gerekiyor. Bunu görüyor musun? Evet. Hadi oynayalım. Başlayın o zaman. İşte başlıyoruz. İlk hamle benden geliyor. Sıra sende. Hadi seç birini. İlginç bir seçim. Tamam. Senin yerine ben çizeyim. Şimdi bir bakalım. Bu onları bir süre meşgul eder. Çok mu zekiyim nedir? Bu köpek tüyleri de ne böyle? Her yerim tüy olmuş. Bugün bunu giyecektim. Burada da var. Evin her yeri tüy olmuş. Burada da var. Neler oluyor? Ben bu köpek tüylerinden çok mutluyum. Eğer bunu kullanmazsan işin zor. Bak nasıl yapılıyor. Tüyler bu şeye yapışıyor. Görüyor musun? Sonra fırçayı kutusuna sokup ileri geri ittiriyorsun. İşte bir sonraki tur için hazır. Çok kolay gerçekten. Al sen de bir dene.
Böyle mi yapıyoruz? Evet, işe yarıyor. Bunu koltukta da kullanabiliyoruz. Aslında eğlenceli bir iş. Hey, artık tertemiz görünüyorum. Bu şey müthişmiş. Teşekkürler babacığım. Sonra görüşürüz. Ah, sonunda. Bütün gün bunu seyretmek için bekledim. Hadi yakala da görelim. Hadi yakalamaya çalış. Ne dedi? Hadi al bakalım. İşte yakaladı. Ha, öyle yaptı gerçekten. Tanrım, çok kızmış. Hadi dışarıya derhal. Ha? Hadi bakalım. Aslında peki o zaman. Hadi gel, gidiyoruz. Ne güzel tasma öyle. Eğlenceli bir yürüyüşe var mısın? Çık o zaman. İşte bu. Şapkanı unutma. Biraz ilgi çekmeye ne dersin? Hadi gidiyoruz. Dünya bizi görsün ufaklık. Aynen öyle. Havalı havalı yürüyoruz. Sonra görüşürüz babacığım. Oh, nihayet. Film maratonu başlasın. Ooh.